Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım, elektronik ticaret uygulaması ve vergilendirilmesi konulu seminerimize hoş geldiniz. ...2018 yılının ilk seminerinde beraberiz. Ben bu vesileyle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın sizlere güzellikler getirmesini diliyorum. Şimdi açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Çok değerli meslektaşlarım, çok değerli konuklarımız, sizleri odamızın yönetim kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu yılın ilk seminerine hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir yıl, önemli bir yıl, 2018 yılı, 2017 yılını geride bıraktık. 2018 yılına, yeni yıla uygun bir konuyla başlıyoruz. 2018 yılı önemli. Birçok yerde anlatmaya çalışıyorum. Mesleğimiz açısından da çok önemli. 2018 yılında görünen o ki, yıl boyunca teknolojiyi konuşacağız. Yıl boyunca teknolojinin mesleğimize getirdiği yenilikleri konuşacağız. Zaman zaman bu yeniliklerin sorunlarını konuşacağız. Zaman zaman yeniliklerin tedbir almazsak bizi nasıl tehdit ettiğini konuşacağız. Bol bol da bu tehditleri hep birlikte nasıl fırsata çevireceğimizi konuşacağız. Konu bu olunca bugün konuşmak biraz daha kolay. Bazı konuları her zaman paylaşamıyoruz ama bugün cesaretle bunları paylaşacağız, konuşacağız. Artık mesleğimizin geldiği noktada bazı konularımızı ötelemeden açık açık paylaşarak konuşmamız, hep birlikte sorunları çözmemiz gerekiyor. Diğer mesleklere göre çok ilginç bir mesleği yapıyoruz. Önemli bir mesleği yapıyoruz. Belki mesleğimizin yeteri kadar anlaşılmasak bile, belki hak ettiğimiz zaman zaman saygıyı görmesek bile, Türkiye'nin en önemli mesleğini yapıyoruz. Bakın değerli arkadaşlarım, öyle bir mesleği yapıyoruz ki, 10 yıl önceki bilginizle avukatlık yapabilirler avukatlar. 5 yıl önceki bilgileriyle doktor arkadaşlarım doktorluk yapabilirler. Ama biz mali müşavirler Aralık ayındaki bilgimizle Ocak ayında bu mesleği yapamayız. Doğru mu arkadaşlar? Biz bu mesleği yapamadığımızda ülkenin ekonomisinin durumunu düşünün. Muhasebe ekonominin can damarı. Onun için bizim temel işimiz eğitim. Diğer mesleklerden farklı olarak her gün eğitim, her ay eğitim, her saat eğitim. Bunu birlikte yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de sizlerden ricam şu, haklı olarak bürodaki mesleği veya iş yerlerimizdeki günlük işlerimizle uğraşırken gündemi takip edemiyoruz. Çok hızlı gelişiyor gündem. Her konudan anında haberimiz olması gerekiyor. İşte teknolojiden bu konuda yararlanacağız. Bu eğitimlere gelemesek bile bakın bu eğitim bütün Türkiye'de İSMO TV'den yayınlanıyor değerli arkadaşlarım. Bütün Türkiye izliyor bu eğitimi. Odaya gelemesek bile yeniden düzenlenen bir web sitemiz var. Web sitesini takip etmemiz gerekiyor. Birçoğumuz bazen takip etme olanağı bulamıyoruz ama sizlerden ricam sabahları işe başlamadan yarım saat web sitesine girelim bir bakalım. Aksi takdirde yanlış bilgi sahibi oluyoruz. Sosyal medyada yanlış şeyleri,
paylaşıyoruz. Psikolojimiz bozuluyor, moralimiz bozuluyor, doğru bilgiden mahrum kalıyoruz. Her şeyin kokusunu almaya çalışıyoruz. Günübirlik kanunlar çıkıyor. İşte elektronik ticaretle ilgili Elpis çıkıyor. Aynı gün web sitesine koyuyoruz. Ama Ocak ayının başına geldiğimizde arkadaşlar dönüyorlar, soruyorlar, diyorlar ki böyle bir şey çıkmış, nedir bu? İşte web sitesine gireceğiz arkadaşlar. En büyük kirliliği portal konusunda yaşadık. Birçok senaryo. Esnaf odası başkanları konuşuyor. Videolar, tiyatro gibi slaytlar. Halbuki web sitesine yazdık değerli arkadaşlar biz. Tebliği koyduk. Tebliğin altına anlaşılsın diye yönetici yorumunu koyduk. Onun altına da yol haritasını koyduk. Bizim yetki alanımızdaki temel düzenlemedir. Hepimizin bilmesi gerekiyor. Mükerrer 227 var, 4 nolu tebliği var. Bu tebliğde de var. Ne diyor? Kendi beyannamesini gönderme hakkı olanların dışındaki diyor, işletme sahipleri, serbest meslek erbabı diyor, beyannamelerini gönderemezler, mali müşavirler gönderecek diyor. Kim bunlar arkadaşlar? Noterler, avukatlar, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak arkadaşlar. Tartışacak, konuşacak bir şey yok. Mükellefe verilen sadece defterini görme hakkı. Zaten masasında tutuyordu defterini. Bunda bir sıkıntılı bir durum yok. Yarın işletme defterinde de böyle olacak değerli arkadaşlar. Değişen hiçbir şey olmayacak. Ama değişen bazı şeyler var. Bugünlerde bize en çok ne soruluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Birçoğunuz tahmin edemezsiniz. Odaya mailler geliyor. Bana telefon açıyorlar. Başkan diyorlar, basit usulde mükellefler gelmeye başladı. Tarifede bunların ücreti yok, ne kadar ücret alacağız diyorlar. Bakın teknoloji, tehdit, fırsata dönüştü. Niye fırsata dönüştü? Devlet açısından da önemli. Haksız rekabetten ortadan kalkıyor, kayıt dışı da ortadan kalkıyor. Biz özellikle İstanbul genelinde, hepimiz burası, konuklar da yabancı değil, basit usule nasıl geçildiğini biliyoruz değil mi arkadaşlar? Çoğu zaman biliyoruz. Basit usulde verginin muhasebenin de nasıl yapıldığını biliyoruz. Belli tarifeler, bu kadar ödeyeceksiniz. Faturaya, hasılat fişine falan gerek yok. Çöpe atacaksınız. Muhasebe yapmayacaksınız. Bunlar ortadan kalktı. Portalla tüm alışlar ve satışlar aynı bizim yaptığımız iş gibi sisteme girilecek. Artık hayali vergi yok. Hayali kağıt üzerinde vergi yok kafamıza göre. Portaldaki işlemler ne gösteriyorsa herkes onun vergisini verecek. Artık esnaf odaları kafalarına göre şifre alamıyorlar. Bünyelerinde hizmet taktiğiyle çalışan muhasebeci bulundurmadan şifre alamıyorlar değerli arkadaşlar. Artık kayıt dışı haksız rekabet açısından şu da yok. Ver 200 lira, 100 lirası benim cebime, 100 lirası işi yapanın cebine. Bu da yok. Herkes tuttuğu, her esnaf odası tuttuğu defter kadar, gönderdiği beyanname kadar belgesini düzenlemek zorunda. İşte onun için şimdi esnaf odaları diyorlar ki, ya biz bu işle uğraşamayız, bu bizim işimiz değil, gidin kendinize muhasebeci bulun diyorlar. Bu anlamda bu teknolojik gelişmelere hepimiz ayak uydurmak, kendimizi hazırlamak zorundayız. Teknolojik gelişmelerin tabii ki tehdidi var. Dünyadaki uygulamalar şunu söylüyor. Bunlar artık hepimiz açık yüreklilikle konuşacağız arkadaşlar. Ben bunu tuzu kuru olan biri olarak söylemiyorum. Benim de muhasebe bürom var. Ben de sizinle aynı sıkıntıları çekiyorum. Ben de sizinle aynı işleri yapıyorum. Sizde olan bende de var. Bu mesleği yapmayan biri değilim. Şimdi ne diyor teknolojik gelişmeler? Meslek mensuplarının diyor yaptığı işlerin
%40'ı diyor bugün yarın ortadan kalkacak. Dünyada kalkmaya başladı. Nedir bu %40? 1. Bodrolama işlemleri. 2. Defter tutma işlemleri. 3. Beyanname göndermişler arkadaşlar. Bu işlerin yakın bir gelecekte bu işler ortadan kalkacak. Onun için sistem diyor ki artık farklı alanlara yönelin. Nitelikli işler yapın. Uzmanlaşın diyor. Uzmanlaşmak için de diyor tek başınıza bunları yapamazsınız. Güçlerinizi diyor birleştirin diyor. Sistem bunu söylüyor. Bunu yaparken de ciddi gelişmeler var. Her yerde her zaman dilimin döndüğü kadar anlatıyorum. Arkadaşlar artık güçlerini birleştiriyorlar. Bir kısmı daha sağlıklı mekanlara geçiyorlar. Daha nitelikli alanlara yöneliyorlar. Geçtiğimiz hafta Şişli'de yaşadık. Bunu birçok yerde paylaşıyorum. Şişlili arkadaşlar geldiler, dediler ki başkan bir eğitim yapacağız. Fakat bize büyük bir salon lazım. Kaç kişilik? 300 kişilik. Konu ne dedim? Çifte vergilendirme dediler. Ya dedim yapmayın. İşte akademinin 60 kişilik salonu var. Yeter burası size dedim. Yok dediler başkan. Hangi oteldi? Dedeman mıydı? Sürmeli Otel'in 300 kişilik salonunu tuttu arkadaşlar. Açılışa gittim. Salon full dolu. Gayri ihtiyari dedim ki İşte muhasebe bu dedim arkadaşlar. Muhasebe bu arkadaşlar. Bakın. Muhasebe bunları konuşacağız. Muhasebe defter tutmak, beyanname göndermek değil. Dünyadaki gelişmelerden kaçamayız. Hala modern televizyonlar çıkmışken biz tüplü televizyon kullanacağız diye ısrar edemeyiz arkadaşlar. Karşı çıkamayız bunlara. Bunları yapacağız. Bunları geliştireceğiz. Özellikle genç arkadaşlarımızın bunlara daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Tabii sorumluluklarımız da var. Teknoloji bize sorumluluk da getiriyor. Birçok yerde anlatmaya çalışıyorum. Portal beraberinde dezavantajları da var, avantajları da var. Artık portalda yaptığımız işlere dikkat etmek zorundayız. Geriye dönüşü olmayan işler yapacağız portalda. Bazen düzeltmelerde sıkıntı çekeceğiz. Sıkıntı. Daha da gelişecek görünen o ki bu portal. E-deftere dönecek öyle görünüyor. Bundan kaçış yok. Bu sorumluluklarımızı düşüneceğiz. E-defterde de sorumluluklarımız var bakın. Nasıl sorumluluklarımız var? Düne kadar bizim defterlerimiz incelemeye istendiğinde iş yoğunluğundan, kadro yetersizliğinden dolayı İdare kamu sadece naylon faturaya, iade işlemlerine bakıyordu. İzaha davet bunun için çıktı. Karşı çıkamıyorsunuz. Yakında e-defter tutan meslektaşlarımı çağıracaklar. Bakın buradan ben söylüyorum. Uygulama başladı. Biz artık e-defterlerde manuelde yaptığımız gibi makbuz dekont olmadan cari hesapları kapatamayız değerli arkadaşlar. Muhasebe belgeye dayanıyor. Ödenmeyen hiçbir şeyi gider yazamayız SSK gibi. Yenileme fonları, sermaye ödemeleri. Bunların hepsi bize sorumluluk olarak dönecek konular. Bakın sorumluluklar arttı. Sorumluluklar arttı. Bunun bir bedelinin olması lazım. Bunun bir karşılığının olması lazım. Bu karşılığı almak zorundayız. Asgari ücret tarifesini azami ücret tarifesine çevirerek veya tartışma konusu yaparak bunun karşılığını almamız değil değerli arkadaşlarım, değerli yol arkadaşlarım. Hepimiz aynı gemideyiz. Asgari ücret tarifesi 14.25 arttı. Son 15 yılın en yüksek artışı değerli arkadaşlar. Hatırlarsınız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeterli mi? Yeterli değil. Şimdi başka bir kesimde, bir bölümde odaya da dönüyorlar. Diyorlar ki, başkan bu ücretler çok yüksek, biz bunu nasıl alacağız diyorlar. O da ayrı bir dert. O da ayrı bir dert. Şimdi bir işin gerçeği var. Genç arkadaşlarımızın dışında, yeni büro açanların dışında maliyetler ortada değerli arkadaşlar.
Bugün yeni bir eleman alalım büromuza, çalışan alalım. Maliyeti kaç bin lira arkadaşlar? 3.000 lira, doğru mu? Her şeyini biz ödüyoruz. 3.000 lira. 300 liradan tuttuğumuz 10 tane deftere bedel arkadaşlar. Hiç düşündük mü? Bakın. 300 liradan tuttuğumuz 10 tane deftere bedel. Bu bir asgari ücret tarifesi. Onun için iddia ediyorum, söylüyorum. Etik dışı yollara çıkmadan, tenezzül etmeden bu asgari ücretin tarifesinin altında hiç kimsenin bürosunu yürütmesi mümkün değil değerli arkadaşlar. Sizler o etik dışı yolları biliyorsunuz. Aramızda tek tük de olsa oraya tenezzül eden arkadaşlarım var. Bu tarifeye sahip çıkacağız, asgari ücret tarifesi. Zaman endeksli 2 yıldır bakanlık inceliyor ama tüm bunlara rağmen söylüyorum. Bu tarifenin dünyada bir örneği yok arkadaşlar. Sahip çıkarsak. Bakın. DABS'nin ücreti var. Tarifenin dipnotlarına bakın. Ücreti var. E-defterde diyor %50 artırarak uygulayacaksın diyor. Şu her şube için %20 ilave edeceksin diyor. Çoklu kademen varsa %20 ilave edeceksin diyor. İnşaatsa diyor farklı diyor. İşçi sayısı ise farklı diyor. İstanbul'da da diyor yayınladığımız tarife %35 diyor birinci sınıf il artırarak. Hayatımızda hiçbir sektörde böyle bir tarife gördük mü arkadaşlar? Yok böyle bir tarife. Ama asla yapanlar var. Oradan cımbızla defter tutma ücretini çekmeyeceğiz. Çekmeyeceğiz. Bakın bir tarafta portal var. Kamu görüyor. Bir tarafta aracılık sözleşmelerimiz var. Hepimiz bu yıl dikkat edelim. Ben bunları açık yüreklilikle belki çok daha sevimli şeyler söyleyebilirdim. Niçin size anlatıyorum? Yeni bir yıla giriyoruz arkadaşlar. Henüz sözleşmelerimizi düzenlemedik. Bakın. Henüz sözleşmelerimizi düzenlemedik. Düzenlerken tüm bunlara dikkat edelim. Sözleşme düzenleme demek şu değil arkadaşlar. Oranımız çok düşük. TÜRHAK, TÜRMOB'un sistemine bu sözleşmeleri yüklemek değil. Karşılıklı konuşma olmadan müşteriye at şuraya imza atmak değil. Sözleşme düzenlemek, müşteriyi karşımıza alıp aynı yeminli üstadlarda olduğu gibi ben yıl içinde bunları yapacağım. Bunları yapacağım. Siz de yıl içinde karşılığını, bedelini bana böyle ödeyeceksiniz demek. Al bir sureti sende, bir sureti bende. Bu çerçevede de ben söylüyorum. Başkanınız olarak açık yüreklilikle söylüyorum. 27 yıldır söyledik. Bugün itibariyle de söylüyorum birçok yerde de. Biz tahsilat sorununu oda olarak çözemeyiz değerli arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Çözemeyiz. Bunu söylemek zorundayız. Çözeriz dersek sizi kandırırız. Bakın bizim babamız, devlet baba çocuklarıyız. Alacağı oldu mu bize ne yapıyor arkadaşlar? Aciz uyguluyor mu? Uyguluyor. Devlet baba bizi sevmiyor mu? Seviyor. Koskoca devlet baba bile alacağını almak için bize aciz uyguluyor. Aciz uyguluyor. Onun için buradan başkanınız olarak da söylüyorum. Karşılıklı sözleşmenizi imzalayın. İmzalamanıza rağmen ücretinizi alamıyorsanız sözleşmenizi bana getirin. 3 ayda paranızı teslim edeyim arkadaşlar. O zaman da arkadaşlar diyorlar ki mükellef giderse. Anlattım zorlukları arkadaşlar. Ücretimizi almadan bu işi artık yapamayız. Yapamayız arkadaşlar. Ya ücretimizi alacağız, ya icraya gideceğiz. Nereye gidiyorsa gitsin arkadaşlar. Kim kime ücretsiz iş yapıyor? Bunu aşmak zorundayız. Ha, sıkıntıyı biliyorum. Sıkıntı kendi içimizde. Ben inanıyorum ki biz müşterilerden paramızı istediğimizde, ya paramı ver, işini yapmıyorum dediğimizde, kapıda bekleyen mezarlık bekçilerimiz var. Tek düz olsa içimizden. O mezarlık bekçilerinden birlikte kurtulacağız değerli arkadaşlar. Birlikte mücadele edeceğiz onlarla. Dayanışacağız. Bu işi içimizde çözeceğiz değerli arkadaşlar. İçimizde çözmek zorundayız. Yoksa çözeriz tahsilat sorununu diye birbirimizi kandırırız. Bunun bir yöntemi falan yok. Kim kimin tahsilat sorununu çözüyor? Öyle bir şey yok.
Alacağız. Çekimizi alacağız, senedimizi alacağız, kredi kartı talimatı. Bunlara bir engel yok. Otomatik ödeme talimatımızı alacağız. Hiçbir engel yok. Bize de düşen görevler var. Bankalar yüksek komisyon istiyorlar. Çalışmalara başladık. Düşük komisyonla bize kredi kartı verecekler. Görüşmelerimiz bitmek üzere değerli arkadaşlarım. Çözeceğiz bunları. Bunları çözeceğiz. Bunları bundan sonra sık sık konuşacağız. Konuşmazsak olmaz. Niye? Artık teknoloji var arkadaşlar. Teknoloji tehdidi de getiriyor, fırsatı da getiriyor. Bunu fırsata çevirmek zorundayız. Yeni bir yıl, umutlarımızı kaybetmeyeceğiz. Daha çok dayanışacağız. Daha çok eğitim yapacağız. Daha çok bilgiyi paylaşacağız. Umutlarımızı hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. İnanıyorum ki yeni yılda her şey çok daha güzel olacak değerli arkadaşlar. Umut her zaman bizde olacak. Bu düşüncelerle yeni yılınızı, hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda hepinize bol kazançlar diliyorum, sağlık diliyorum. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Bugün burada çok değerli misafirlerimiz var. Gümrük Ticaret Bakanlığı temsilcisi arkadaşımız aramızda, Ankara'dan geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı temsilcisi aramızda. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. YMM Üstadımız Hüseyin Bey burada aramızda. Bize düşüncelerini paylaşacak. Ona teşekkür ediyorum. Oda yöneticilerimiz burada. Kurul üyelerimiz burada. Bize her zaman gönüllü olarak sizlere yardımcı olan temsilcilerimiz burada. Değerli bilgilerini paylaşan eğitmenlerimiz burada. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ama en önemlisi, siz değerli meslektaşlarım varsa buraların bir anlamı var. Eğitimin bir anlamı var. Mücadelenin bir anlamı var, dayanışmanın bir anlamı var. En önemlisi, sizlere tekrar teşekkür ediyorum sevgili meslektaşlarım, sizlere. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi oturumumuzu yönetmek üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Haydar Tunç. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Uzmanı Sayın Avukat Bahar Emre. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Usul ve Denetim Grup Müdürü Sayın Halil Sencar. Yeminli Mali Müşavir Sayın Hüseyin Karslıoğlu. Başarılı bir seminer diliyorum. Tabii bu kürsülere çıkan arkadaşlarım daha önce ifade ediyorlardı. Evet, salon buradan muhteşem gözüküyor. Çok muhteşem gözüküyorsun sevgili meslektaşlarım. Sayın Başkanım, değerli kurul üyesi arkadaşlarım, TÜRMOB'un saygıdeğer kurul üyeleri, değerli temsilcilerim ve yardımcıları, sevgili eğitmenlerim, komitemizin oda komite üyeleri ve siz değerli meslektaşlarım, ben de sizleri İstanbul Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2018 yılı Cevahir Eğitimimize hoş geldiniz.
Saygıdeğer konuklar ve değerli meslektaşlarım, bu semineri meslek mensuplarının özellikle kendilerine değer katacak ve pazarda güçlü olmalarına katkı sağlayacak iki önemli başlıkta yaptık. Bunlardan birincisi e-uygulamalar ve vergilenmesi konusu. Her gün hayatımıza daha da çok giren, ekonominin içi gücü haline gelen e-ticaret ülkemizde bazı kaynaklara göre 30 milyar TL'ye aşmış bir hacme ulaşmış vaziyette. Tabii bildiğiniz gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte yanı sıra 31.10.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6363 sayılı e-ticaret kanununda uygulanmaya başlanmıştır. Bu kanuna uyulmaması ise önemli önemli yaptırımları da tabii ki mevcuttur. Tabii bu kanunda elektronik ticaret fiziki olarak karşıya gelmeksizin elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyet olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tarafı e-ticaretin vergilenmesi önemli bir konudur. Dayanağını anayasanın 70. maddesinden alan vergilerin kanuniliği ilkesiyle ceza kanununda olduğu gibi vergi hukukunda da geçerli olan kıyas yasağı birbirini tamamlayan iki ilke olarak e-ticaret ve sanal ticaretin vergilenmesi önemli kısıtlar getirmektedir. Günümüzde çok önemli hale gelen e-ticaret tim vergilendirmesi pek çok belirsizlikli de birlikte getirmektedir. Bugün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı e-ticaret uygulamaları konusunda çalışmalarını ve aynı zamanda vergi idaresi ve e-ticaret vergi idaresi idaremizin e-ticaret vergilenmesi konusunda çok değerli konuşmacılarımızı dinleyeceğiz. İkinci bölümde ise yine sizlere çok büyük değer katacağına inandığımız dijital uygulamaların geliştirilmesine yönelik olarak çeşitli kanunlarımızda da düzenlenen teşvik, hibe ve destekler konusunda değerli katılımcılarımız bilgilerini bizimle paylaşacaklar. Şimdi sırasıyla katılımcılarımıza söz vereceğim. Tabii öncelikle 3 konuşmacımız var. Sırasıyla konuşmalarını yaptıktan sonra kısa bir ara vereceğiz. Arada sizlerden gelen soruları alarak ikinci bölümde de sorularımızın cevaplarını vererek eğitimimizi sonlandıracağız. Şimdi birinci konuşmacımız olan elektronik ticaret uygulaması konusunda konuşmalarını yapmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Sayın Avukat Bahar Emre'yi konuşmaları için sözü kendilerine bırakıyorum. Olur. Sayın Başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli katılımcılar. Öncelikle kurumum adına bugün burada bu davetinizden ötürü sizlere teşekkür ederim. Genel Müdür Yardımcımız Sayın Adem Başar bugün aslında sizlere bu sunumu yapacaktı. Ancak kendisi rahatsızlığı sebebiyle katılamadı. Bugün sizlere 65-63 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun çerçevesinde yaptığımız uygulamaları, sistemleri, ikinci düzenlemeler hakkında bilgileri vereceğim. Hepinizin de bildiği üzere bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler elektronik ticaret alanında da yeni düzenlemeleri gündeme getirmiştir. Biz bu konuda çeşitli düzenlemeler yapıyoruz. Örneğin güven algısının iyileştirilmesi için güven damgası hakkında bir tebliğ hazırladık ve elektronik ticaret sitelerinin kayıt altına alınması için yine elektronik ticaret bilgi sistemini hizmete açtık. Aralık ayında hizmete açtığımız bu Etbis ile ilgili sizlerin de soruları olacaktır. Bunlar hakkında da yine sorularınızı da alacağım ama öncelikle bu sistem ilgili ikinci mevzuatımız bunlar hakkında size bilgi vereceğim.
Öncelikle 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunun kapsamına baktığımızda biz burada ticari iletişim, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve buna dair uygulanacak yaptırımları kanun kapsamakta ve bununla ilgili ikinci düzenlemeleri hazırlamış bulunmaktayız. Bildiğiniz üzere ticari iletişim yine istenmeyen elektronik posta, istenmeyen SMS, istenmeyen sesli aramalara ilişkin süreçleri kapsamakta. Bugün sizlere o alanla ilgili bir sunum yapmayacağım ancak yine bununla ilgili sorunuz olursa da soru cevap kısmında bana yönlendirebilirsiniz. 640 sayılı KHK'dan ötürü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın elektronik ticarete yönelik düzenlemeler yapmak, bu konuda mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek, elektronik ticaretin gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak yetkisi bulunmakta. Kanun kapsamında yürürlüğe giren yönetmeliklerimiz ticari iletişim ve ticari elektronik iletiler hakkında yönetmelik, elektronik ticarette hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar hakkında yönetmelik ki bu yönetmelik de yine elektronik ticaret sitelerinde işletmelerin bulundurmaları gereken bilgi verme yükümlülükleri, sipariş öncesi yükümlülüklerini kapsamakta. Elektronik ticarette güven damgası hakkında tebliğ, elektronik ticarette bilgi sistemi ve bildirim yükümlülükleri hakkında tebliğ. Aslında burada temel olarak bazı tanımları da görmemiz gerek. Elektronik ticaret tanımı fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyettir. Kanun kapsamında iki aktör tanımlanmıştır. Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı. Siz diğer kanunlar kapsamında da örneğin 56-51'de yer sağlayıcı, içerik sağlayıcı, erişim sağlayıcı gibi kavramlar görmüşsünüzdür. Bizim kanunumuzda yine onları da kapsar vaziyette iki aktör elektronik ticarette ki iki aktörü belirlemiştir. Hizmet sağlayıcı elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişidir. Aracı hizmet sağlayıcı ise başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişilerdir. Örneğin kendine ait internet sitesinde bir elektronik ticaret faaliyeti yapan kişi ya da tüzel kişiler hizmet sağlayıcıdır. Ancak bir aracının içerisinde de bu kişiler hizmet veriyor olabilirler. Yine aracı hizmet sağlayıcı bu elektronik platformu sağlayan yapıdır. İçerisindeki satış işlemini yapanlar ise yine hizmet sağlayıcı kavramını karşılamaktadır. Elektronik ticaret bilgi sisteminin tanımına baktığımızda hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla bakanlık tarafından oluşturulan ve tebliğ kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkan sağlayan sistemdir. Burada ETBİS'in kapsamına kimler giriyor? Kimler elektronik ticaret faaliyetinde bulunanlardan hangileri bu kapsamdadır dediğimizde kapsam maddesinde yer verdiğimiz bir bölüm var. Siz eğer A üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan bir hizmet sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcıysanız kayıt ve bildirim yükümlülüğünüz bulunmakta. Tebliğ kapsamında aynı zamanda yine istatistiki amaçlı diğer gerçek veya tüzel kişilerden de aldığımız e-ticarete ilişkin bazı verilerimiz var. Peki kapsamda olmayanlar hangileri? Münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkan veren, benzeri iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara uygulamıyoruz. Nasıl? Siz bir ürün gördünüz televizyonda, aradınız, bu bir telefon araması yoluyla gerçekleşti ya da şöyle oldu, bir internet sitesine girdiniz, orada ürünün reklam tanıtımı yapıldı ancak size
sipariş veya sözleşme imkanı tanınmadı. Sadece bir telefon numarası var. Aslında o telefon numarasını ya da e-mail adresini mail attığınızda, telefon numarasını aradığınızda sözleşme kuruluyor. Dolayısıyla bu tarz sözleşmeler e-ticaret kapsamında değil. Yine bu Etbis sistemine ilişkin olarak 3 önemli tanımımız daha var. Biraz önce de bahsettiğim gibi elektronik ticaret ortamı. Yani kişiler hangi alan adlarını, neyi kayıt ettirmek zorunda? Elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu internet sitesini, mobil siteyi ve uygulama dediğimiz platformları da yine bizim elektronik ticaret bilgi sistemine kayıt ettirmekle mükellefler. Elektronik ticaret altyapı sağlayıcı ise yine bu elektronik ticaretin yapılmasına imkan sağlayan altyapı ve yazılım hizmetlerini sunan gerçek ve tüzel kişiler. Elektronik ticaretin türüne baktığımızda da elektronik ticaretin tarafları arasında yapılan ve işletmeden işletmeye veya işletmeden tüketiciye gibi elektronik ticaretin yönünü gösteren sınıflandırmayı bize açıklamakta. Biz ilgili tebliğimizde açıkça kimlerin Etbis'e kayıt olacağını belirledik. Ben burada özellikle size bunu belirtmek istiyorum. Çünkü çok fazla bu geçen haftalarda da beni arayan fazla sayıda mali müşavirimiz, işletme sahiplerimiz oldu. Kimler kayıt olacak noktasında. Burada Etbis'e kayıt olanlar öncelikle birinci olarak kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar. Örneğin www.agiyim.com diyelim ki sadece kendine ait giyim, tekstil ürünlerini kendi internet sitesi üzerinden satıyorsa bu alan adını bizim Etbis sistemimize kayıt ettirmekle yükümlü. Ya da aracı hizmet sağlayıcı dediğimiz, biraz önce de size bahsettiğim bir elektronik platform sağlayan gerçek veya tüzel kişiler de yine Etbis sistemine kayıt olmakla yükümlü. Veya üçüncü bir durum söz konusu. Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla beraber yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılar. Şimdi bu hizmet sağlayıcılar Türkiye içerisinde bir gerçek veya tüzel kişi, ancak yurt dışında, yurt dışı merkezli, Türkiye'de bir şubesi, Türkiye'de bir platformu olmayan internet sitesi aracı dediğimiz yurt dışı menşeli bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden elektronik ticaret faaliyeti yapıyorsa yine Etbis'e bunun üzerinden elektronik ticaret faaliyeti yaptığını bildirmekle yükümlü. Şimdi Etbis sistemine kayıt, Etbis sistemine öncelikle olarak gerçek veya tüzel kişi tacirler, Mersis numarası ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkarlar da TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarası ile giriş yapıyorlar ve elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunan mobil uygulama, internet sitesi alan adını giriyorlar. Bizim sistemimizde bildirimde bulunulması gereken hususlar sistemde açıkça sekmeler halinde belirtilmiş. Ben burada size bunları hızlıca anlatacağım. Tebligata elverişli KEP adresini Etbis'e kayıt olan bir kişinin girmesi gerekiyor. KEP alması gerekiyor. Biliyorsunuz normalde süre tamamlandı, ancak KEP adresinin alınması veya Mersis veya Etbis ile ilgili entegrasyonların ya da Mersis veya Etbis kayıtlarının açılması nedeniyle mükelleflerin bu anlamda bazı gecikmeler yaşadılar. Yine biz bunları göz ardı etmiyoruz. KEP adresinin alınması veya Mersis veya Etbis kaydının tamamlanması ile ilgili işlemlerini başlatan mükelleflerimize de bu anlamda hak tanıdık. Yine burada bildirimde bulunulması gereken bir diğer şey elektronik ticaretin türü, elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetler, elektronik ticaret ortamında sunulan mal veya hizmetlerin türü, ödeme yöntemleri, ikinci el satışa sunulup sunulmadığı, satışa sunulan ikinci el malların türü, ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan bilgili hizmetlere ilişkin bilgiler, diğer ödeme hizmeti alınan kuruluşlar, bunlar
var, yetkilendirilmiş olmayan ancak yine elektronik ticaret platformlarında kullanılan ödeme hizmetleri olabilir. Yine yetkili kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemleri. Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M türü yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler, hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılara ilişkin bilgiler, kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke, adres bilgileri, elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde de bunun gerçekleştirildiği ülke ve ödeme yöntemi. Ancak bunun süresi her yıl Mart ayı sonuna kadar ve bakanlıkça gerekli görülecek diğer bilgiler. Kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar aynı zamanda bizim Etbis sisteminde üretim yeri depo adresleriyle sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcılarında alan adlarını sisteme bildiriyorlar. Yine dönemsel olarak bizim bilgi alacağımız yerler var. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, bankalararası kart merkezi anonim şirketi, kargo lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin bizim belirlediğimiz detayları dönemsel olarak bize bildirmekle yükümlüler. Peki Etbis sistemi niye var? Etbis sistemi elektronik ticaret işletmelerinin kayıt altına alınması ve elektronik ticaretle ilgili istatistiksel politika üretmek, bir ölçme ve değerlendirme sisteminin oluşması için bakanlığımız düzenlenmiş bir ikinci mevzuatla beraber yürürlüğe girmiş bir hizmet. Bu şekilde biz e-ticaret bir sistemi üzerinden hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların bu şekilde topladığımız alan adları bilgilerini e-ticaret.gov.tr'de ilan edeceğiz. Böylelikle aslında elektronik ticarette önemli bir sorun olan tüketicilerin neredeyse e-ticaret yapmaktan güven algısı sebebiyle vazgeçtiği bir durum olan bu güven ortamının tesis edilmesi amacıyla da biz Etbis sistemini yürürlüğe koyduk. Bu alan adları internet sitemizde ilan olduktan sonra tüketiciler de bunu bu şekilde görebilecekler. Şimdi süresel önemli bazı durumlara değineceğim. Biraz önce bildirim yükümlülüklerinden bahsettim. Siz Etbis'e kayıt oldunuz. 30 gün içinde kayıt tarihinden itibaren o bildirimlerle ilgili yükümlülüklerinizi yerine getireceksiniz. Ancak biraz önce detayını bahsettiğim sınır ötesiyle ilgili olan durum Mart ayı sonuna kadar her yıl bildirilecek. Ve siz Etbis'e kayıt oldunuz. Kayıt ve bildiriminizle ilgili bir değişiklik olduğunda da yine bu değişiklikleri 30 gün içinde yapmanız gerekiyor. Ve eğer sizin ticaret faaliyetiniz veya aracılık hizmetiniz sona ererse 30 gün içinde de yine bunu sisteme bildirmeniz gerekiyor. Tabii burada bizim için şu çok önemli. Bir işletme sahibinin, bir gerçek veya tüzel kişinin elektronik ticaret faaliyetinde bulunan bu tarz konularda, hukuki konularda, mali konularda ilk başvurduğu yetkili kişi onun mali müşaviri. Ya dolayısıyla bu sorunun ilk sorulacağı yer sizsiniz. Bizim için de sizde bu farkındalığı yaratmak, bununla ilgili hukuki anlamdaki düzenlemelerin, ikincil düzenlemelerin, Etbis'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünde neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgilerin bu elektronik ticaret faaliyetinde bulunan mükellefleriniz, gerçek veya tüzel kişilere aktarılması bizim için sizin tarafınızdan aktarılması çok önemli. Yine önemli bir husus bildirim usulü. Hazırladığımız tebliğ uyarınca gerçek kişiler tarafından yapılacak bildirimler, kendileri veya yetkili temsilcileri, tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler de yetkili temsilcileri aracılığıyla E-Devlet kapısı üzerinden Etbis'e yapılıyor. Biraz önce de bahsettim. E-Ticaret.gov.tr adresinde biz Etbis'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiren veya bakanlığımızın yine internet sitesinde bu alan adlarını ilan edeceğiz. Şimdi size 5 Ocak itibariyle bazı verileri vereceğim. Sistemimize kaydolan işletme sayısı
14.080, site sayısı 14.172, bunlardan 2.313'ü esnaf, 11.859'u tacir ve yine yurt dışında biraz önce bahsettiğimiz 3. bildirim yükümlülüğünde olanlar, yurt dışında bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden satış yapan işletmelerimizin sayısı da şu an itibariyle 331. Dediğim gibi Mersis veya Esbis kaydındaki gecikmeler ve CAP'le ilgili yükümlülüklerini yerine getirenlerle ilgili sürecin uzaması sebebiyle bu kayıt sayısı artacaktır. Peki niçin ETBİS'le ilgili bu düzenleme ve bunun mükelleflere bildirilmesi önemli? Çünkü kanunun 11. maddesinin 3. fıkrasında bunun dayanağı var. Bu dayanağa göre işte bu gerçek veya tüzel kişilerin bakanlığa bu sisteme bildirilmesi gerekiyor ve bunun cezai bir sorumluluğu var. Eğer bu bildirim, kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler 5.000 Türk lirasından 20.000 Türk lirasına kadar idari para cezası ile karşı karşıya kalabilecek. Dolayısıyla mükellefler nezdinde bu farkındalığın yaratılması bizim için çok önemli. Peki, ETBİS'ten bu kadar bahsettikten sonra size güven damgası ile ilgili hazırladığımız, yürürlüğe koyduğumuz tebliğimiz ve güven damgası ile ilgili süreçten bahsedeceğim. Tüketicilerin e-ticaret yapmadaki en büyük çekincelerinden bir tanesi güven. Ve bunun güven algısının yaratılması ve güven unsurunun oluşturulması bizim öncelikli hedeflerimizden bir tanesi. Çünkü e-ticaretin geliştirilmesi için bu olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi. Türkiye'de şu an perakende ticaret içinde e-ticaretin payı %3,5. Ancak biz bunu dünya seviyelerine %8-8,5'lara çıkarmak istiyoruz. Bunun için de en önemli aşmamız gereken noktalardan biri e-ticaret hacminin artırılması için güvenin sağlanması. Peki güven damgası nedir? Bu elektronik ticaret sitesinde görebileceğiniz bir sembol aslında. Bağımsız bir organizasyon tarafından oluşturulan standartlar çerçevesinde e-ticaret aracılığıyla işlem yapan işletmelerin bir sertifikalandırma süreci. Sertifikalandırma işlemini yapan organizasyonun kurallarını kabul ederek sisteme dahil olmak isteyen işletmeler gerekli koşulları sağlamaları şartıyla internet sitesinde bu güven logosunu taşıyacaklar. ABD zorunlu bir yasal düzenleme değil ancak uygulaması geniş bir düzenleme. Bu slaytımda çeşitli güven damgası sembollerini size gösteriyorum. Bu da internet sitesinde güven damgası alan internette elektronik ticaret yapan elektronik ticaret ortamı sahiplerinin belli güvenlik ve hizmet kalitesi standartları üzerinde iş ve işlemlerine devam ettiği anlamına gelmektedir. İşte biraz önce de bahsettiğim gibi elektronik ticarette güven damgası hakkında tebliğini için yürürlüğe koyduk. Tüketicindeki güven algısının iyileştirilmesi ve güven ortamının tesis edilmesi. Bu tebliğimize göre güven damgası asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işarettir. Bu elektronik işareti güven damgası sağlayıcılar verecek. Bu güven damgası sağlayıcılar da hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya tebliğde öngörülen kriterlere uygun olarak güven damgası verilen ve buna dair faaliyetleri yürüten bakanlık tarafından protokolle yetkilendirilen kuruluştur. Bu yetkilendirme yapıldıktan sonra güven damgası verilmeye başlanacak. Peki kimler güven damgası alabilir? Mükelleflerinizden aracı hizmet sağlayıcılar yani başkalarına elektronik bu platformu sunanlar veyahut biraz önce bahsettiğim kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar güven damgası için güven damgası sağlayıcılara başvuracaklar. Çeşitli kriterleri yerine getirdikten sonra da güven damgası alabileceklerdir. Hızlıca güven damgası alma şartlarına baktığımızda burada çeşitli güvenlik
ve hukuki standartlar belirlemeye çalıştık. Örneğin kişisel veri ödeme bilgilerini içeren her türlü işlemin internet sitesi ve mobil sitede bir güvenlik kriteri olan EVSSL, uygulamada ise SSL ile gerçekleştirilmesini şart koştuk. Ve güven damgası başvurusunda bulunmadan önce en fazla 3 ay önce ve her takvim yılında en az bir defa TSE tarafından onaylı A ve B sınıfı sızma testi dediğimiz yine güvenlik kriteri olan bu testin yaptırılması ve bu önlemleri aldığına ilişkin doğrulama testinin yaptırılmasını şart koştuk. Bir diğer önemli konu şu, bankacılık, internet ortamındaki suçlar, kişisel veriler, tüketicinin korunması, e-ticaret, bunun ödeme sistemleri, bunlara ilişkin mevzuatta yer alan hukuki düzenlemelere uygun olarak hareket ettiğini beyan eden bir taahhüt alıyoruz güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıdan. Yine elektronik ticaret ortamında çocukları olumsuz etkileyecek içeriğin yer almasının önlenmesi konusunda gerekli adımları atmasını istiyoruz. Yine bir diğer problemlerden biri olan elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine dayanan detaylarla ilgili mümkün kılan pek çok görsele ve ayrıntıya yer vermesi gerekiyor bir güven damgası alan elektronik ticaret sitesinin. Yine alıcıların sipariş ile ilgili aydınlatılması, bilgi alabilmesi, her türlü iletişimi sağlayabilmesi, stok bilgisi ve bunlarla ilgili yine içerik bilgisiyle ilgili pek çok ayrıntıya yer vermesi de güven damgası şartları arasında. Yine kargo takip imkanının sunulması ve aynı zamanda da bir çevrim içi şikayet sistemi ile e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıkların hızlı bir şekilde, etkin bir şekilde çözümlenebilmesi bilmesini sağlayacağız. GDS'ler bunu uygulayacaklar. Aynı zamanda da yine iflas etmiş ise itibarın iadesinin sağlanmış olması gerekiyor bir güven damgası alabilmesi için bir elektronik ticaret sitesi sahibi gerçek veya tüzel kişinin. Yine buna değinmiyorum. TCK'daki genel bir düzenleme güven damgası alan kişilerin yine çeşitli suçlardan mahkum olmaması gerekiyor. Peki güven damgası nasıl başvuru yapılacak ve tahsisi nasıl olacak? Hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcılar yetkilendirilecek olan GDS'ye bu başvuruyu yapacaklar ve şu çok önemli, hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcının birden fazla elektronik ticaret ortamının bulunması halinde güven damgasının tahsis edilmesi istenen her bir elektronik ticaret ortamı için ayrı ayrı başvuruda bulunması gerekiyor. Çünkü mobil ya da işte uygulama, internet sitesi için çeşitli o güvenlik kriterleri değişebiliyor. Bununla ilgili testlerin yapılması gerekiyor. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bize de burada 65-60 sayılı kanun kapsamında ikinci düzenlemeler hakkında da sizlere bilgi verebilme imkanı tanıdığınız için çok teşekkürler. Sorularınızı zannediyorum soru cevap aşamasında alacağız. Sağ olun. Sayın Bahar Emre'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tabii e-ticaret uygulamaları Türkiye'de yeni gelişmekte olduğunu görmekteyiz. Dünya ortalaması %8'lerde, Türkiye'de henüz %3'lerde. Bu mesleğimiz için de bizler için de önemli bir pazar olduğunu da ortaya koymakta. Tekrardan Bahar Hanım'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Gelir İdaresi İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Usul ve Denetim Grup Müdürü Sayın Halit Sencar'ı ticaret vergilenmesi konusunda sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun. Thank you.
Evet, biraz beklettim, kusura bakmayın. Sayın Oda Başkanım, kıymetli Oda yöneticileri, kıymetli Hazurun, değerli meslektaşlarım, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Elektronik ticaretin vergilendirilmesiyle ilgili konudan biraz bahsedeceğim. Sunumum 4 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, Türkiye'de elektronik ticaretin vergilendirilmesi, yani Türkiye'de yapılan işlemlerde vergilendirme. İkinci bölüm, yurt dışından Türkiye'ye yapılan hizmetlerde vergilendirme. Üçüncü bölüm, bu iki bölüm daha çok gelir, kurumlar, KDV ile ilgili olacak. Üçüncü bölümde biraz daha vergi usulüyle ilgili konular var. İşte e-defter, e-arşiv vesaire, birkaç tane daha tebliğ var. Onlardan bahsedeceğim. Son kısımda da böyle bir fırsat bulmuşken sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğüm birkaç konuda bilgi vermek istiyorum. Şimdi Türkiye'deki satışlarda vergilendirmeye geldiğimiz zaman aslında bu kısım gayet kolay. Hepimizin bu kısımla ilgili hükümleri vergi mevzuatında bir çerçeveyi oturtup temellendirebildiğimiz alanlar. Vergi mevzuatında buna cevap vermek, bununla ilgili konulara cevap vermek aslında gayet kolay. Şimdi biliyorsunuz işte internet sitelerinden satışlar yapıyor mükellefler. Bunlarla ilgili bu durum değişik şekillerde olabiliyor. Aracı şirketler vasıtasıyla olabiliyor. Yani ne bileyim, sanki bir sanal alışveriş merkeziymiş gibi. Bunun içerisinde dükkanlar var. İşte bu şekilde sitelerin içerisinde de dükkanlar var. Buradan satış yapan. Fırsat siteleri olabiliyor. Serbest meslekle ilgili konularla ilgili satışlar olabiliyor. Ama bunların hepsinin vergi mevzuatında bir yere oturuyor. Bir yerde karşılığını buluyoruz. Ben şimdi bu konuyla ilgili özel geliri taradığımda hakikaten çok değişik alanlarda böyle tek başlıkta sayamayacağımız konular var. Ben 3 tane özelge aldım. 3 tane özelgeyi böyle üzerinden geçerek bahsetmeyi düşünüyorum. Hem siz de bu şekilde idare bu konuda ne düşünüyor, mevzuatta nasıl bir yere oturuyor bunu görmüş olacaksınız. Hem de belki bu zeminde konuları ilerletmek daha kolay olacak. Burada bir konuya değinmek istiyorum. İş yeri konusu ön plana çıkıyor bize sorulan sorularda. Kısaca bir başta onunla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz 156. maddesinde vergi usul kanunun iş yeri tanımını yapıp birçok şey sayıp arkasından gibi diye bağlayıp devam ediyor. Geri dersinin bu konudaki bakışı, bu yurt dışı kısmında da göreceğiz. Bir internet sitesinin oluşması, bir internet sitesinin var olması, iş yerinin oluşması için yeterli. Bunu kabul ediyor geri dersi başkanlığı. Ayrıca mükellefler evlerinden bu işi yaptıklarında ikametgah adreslerini de iş yeri adresi olarak gösterebiliyorlar. Şimdi şöyle bir örneğimiz var. Böyle konuyu etraflıca alacak bir özelge seçtim. Birinci özelge. Bir internet sitesi, bu fırsat siteleri gibi bir site, üzerinden üyelere alışveriş yapma imkanı sunuluyor. Bu web sitesi üzerinden müşteri ve satış yapan işletmeyi buluşturarak bir nevi aracılık hizmeti veriliyor. Buradaki tahsilatı bu söylediğimiz bizden özelge talep eden şirket tahsil edip kendi komisyonunu kesip ilgili şirketlere bunu gönderiyor. Ayrıca mükelleflere reklamlarını yapmak amacıyla mailler atıyor. Değişik faaliyetlerde bulunuyor. Ayrıca kazandırdığı kuponlar sayesinde de müşterilerine daha indirimli, kendisi sitesi üzerinden daha indirimli alışveriş imkanı sunuyor. Bu mükellef bize nasıl vergilendirileceğini sormuş. Evet.
Ben devam edeyim. Şimdi genelde bu şekilde özelge talepleri geldiği zaman siz de özelge okurken muhtemelen öyle yapıyorsunuzdur. Önce tabii özelgenin başında ne sorulduğu yer alıyor. Arkasından açıklamalara geçildiğinde ilgili mevzuat hükümleri anlatılıyor. Gelir vergisinin, işte vergi usul kanununun, KDV'nin vesaire. Arkasından da yukarıdaki açıklamalara göre diye devam ediyor. Şimdi buradaki ben de mevzuat kısımlarını hızlı geçip asıl vurucu kısımlara gelmek istiyorum. Şimdi sorumuzu bu şekilde sorduktan sonra cevap kısmında işte kurumlar vergisinin kazancın tespitiyle ilgili 6. maddesi, biliyorsunuz 40. maddeye atıfta bulunuyor, 37-38. Maddeleri atıfta bulunuyor buradan. Tabi burada önemli olan ilk durum, daha sonra da kullanacağız, dönemsellik ve tahakkuk esası. Bunlar bizim için önemli, gelir vergisi kanunu açısından. Şimdi gelir kurumları açısından olaya baktığımızda, dediğim gibi burada birkaç tane hizmet var. Birinci hizmet, bu şirketin elde ettiği bir komisyon var. Bunun vergilendirilmesi. Buradan okumak istiyorum. Şirket tarafından verilen aracılık hizmeti çerçevesinde indirimli mal ve hizmet satın alınmasını sağlayan fırsat kuponlarının web sitesi üyeleri tarafından mal veya hizmet alımında kullanılması aşamasında şirketin işletmeden alacağı bir komisyon bedeli mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşeceğinden bu tutarın gelir hesaplarıyla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Yani satış yapıldığı zaman gelir yazılacak. Kupon bedelinin üyelerden ilk tahsili sırasında tahakkuk eden bir tutardan bahsedilemeyeceğinden bu tutarın avans olarak değerlendirilmesi gerekmektedir diyor. Ancak fırsat kuponunun satın alınmasına rağmen kuponun geçersiz hale gelmesi durumunda şirket tarafından tahsil edilen ve üyeye iade edilmeyen tutarın gelir hesaplarına intikal ettirilmesi gerekmektedir. Yani bu satışa aracılık ettik ancak müşteri gelip bu hizmeti almadı. Dolayısıyla bunun gelir yazılması ve vergi usul çerçevesinde fatura düzenlenmesi gerekiyor. Burada şu soru akla gelebilir. Bu gelir yazılırken KDV hesaplanacak mı? Yani özelgenin içerisinde buna yer verilmemiş ama benim düşüncem bir mal teslim ve hizmet ifası olmadığından dolayı KDV hesaplanmaması yönünde. Artı para verdiğinden bahsetmiştik. Bunu da satış gideri olarak kabul edebiliriz. Tefsik edici belgelerle beraber. Fırsat kuponu alan üyelere hizmet sunacak olan işletmelerin ise kuponun ibrazı ile birlikte mal ve hizmet teslimini gerçekleştirdikleri anda gelir, miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşeceğinden mal veya hizmet bedelinin karşılığı olan tutarı gelir olarak dikkate almaları gerekmektedir. Yani demiştik ya aslında bu e-ticaret de diğer ticaret dalları gibi, yani nasıl bir mükellef kredi kartı satış yapıyorsa veya şirketinde atıyorum konsinyasyon suretiyle satış yapıyorsa burada da aslında bu konsinye mal teslimine benziyor. Hani konsinye malda ne zaman vergi doğuyor? Konsinye olarak bırakıldığında değil de satıldığında. Bu da benzer bir durum var aslında. Şimdi vergi usul kanununa geldiğimizde işte 229, 30, 31 fatura ile ilgili hükümler. Burada da diyoruz ki herkes gelir kurumlar açısından teslim ettiği mal veya sunduğu hizmet karşılığında dönemsellik veya tahakkuk ilgisi gereği bu gelir oluştuğu zaman, işte kimisi için komisyon gelir olabilir, kimisi için mal teslim hizmet ifası olabilir. Bu çerçevede bu zamanda KDV'yi hesaplayacak. Ve tabii bu aşamada 7 gün içerisinde fatura düzenleyecek. Şuradan kısaca bahsedeyim. Bu artı paradan bahsetmiştik. Artı parayı kazananlar yönünden eğer bu arizi bir kazanç şeklindeyse, ara sıra yapılan bir işlemse değer artış kazancı olacak. Diğer kazanç virat olacak. Arizi kazanç olacak. Eğer sürekli yapılan bir şeyse ticari kazanç olacak. Yani şunu demek istiyorum. Aslında bizim e-ticaret konusu normal vergilendirme sistemimizden ayrı bir yerde durmuyor. Bütün buradaki aşamaların, bütün varyasyonların vergi mevzuatında muhakkak bir karşılığı var. Demin bahsettim. Katma değer vergisi yönünden de gelirin doğduğu anda KDV hesaplanacak. Burada da KDV'nin ilgili maddeleri ne aldık. Şimdi başka bir örnek, ikinci örneğimiz. Şimdi mükellef bize şöyle bir soru sormuş. Bir kurumun vergi mükellefi gerçek veya tüzel kişilerin reklamlarının internet ortamında daha çok tüketiciye ulaşmasını sağlayacak ortamı sağlama işiyle iştigal ettiğini,
Bu işi yaparken sosyal ağlar üzerinden daha çok kişi ve gruba tanıtımda bulunmalarını sağlayacak şekilde özel bir anlaşmaya dayanarak ünlü ya da ünsüz sosyal paylaşımcı kişilerle çalıştığı, sosyal paylaşımcıların ulaştıkları kişi veya grup sayısına göre kazanç temininde bulundu. Yani işte Twitter olabilir, Instagram olabilir vesaire. Burada işte biz reklamları görüyoruz. İşte ünlü kişiler paylaşımlarda bulunuyorlar vesaire. Bizim mükellef de bunlara bu ortamı temin eden, işte reklam verecek kişilerin reklamlarını alıp bu şekilde kişiler aracılığıyla reklamların yapılmasını sağlayan bir mükellef. Burada diyor işte elde edilen kazanç nasıl vergilendirilecek? Vergi kanunları çerçevesinde değerlendirilmesi. Yine gelir vergisi kanununun, kurumlar vergisi kanununun ilgili maddelerinden anlattıktan sonra şimdi burada bir de mevzuat kısmında 94. maddeye yer verildi. 94. madde malumunuz tevkifatla ilgili madde. Bu birazdan lazım olacak. Burası önemli bir konu bu çerçevede değerlendirilirken. Buradan özelgeden çıkarttığımız sonuç şu. Buna göre sahip oldukları sosyal medya hesaplarına ait sayfalarda ticari bir organizasyon içerisinde devamlı olarak reklam hizmeti veren gerçek kişilerin ticari kazanç açısından gelir vergisi mükellef olmaları gerekmektedir. Öte yandan söz konusu hizmetleri ticari organizasyon çerçevesinde ve devamlı olarak yürüten ya da yürütmeyen gerçek kişilere ait sosyal medya hesaplarına verilen reklamlar için sosyal paylaşımlarla yapılan ödemelerin korum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması da mümkün bulunmaktadır. Ayrıca yukarıda bahsedilen ödemeler gelir vergisi kanunu 94. maddesinde sayılan ödemelerden olmadığından gelir vergisi kesintisi yapılması söz konusu değildir. Burada bize çok sorulan alt konulardan bir tanesi bu. Tevkifat yapılacak mı? 94. maddede nelerden tevkifat yapılacağı sayılmış. Burada ticari kazançla ilgili böyle bir hüküm yok. Yani ticari kazançla ilgili başka konular var. İşte esnaf muaflığıdır vesaire, çiftçilerle ilgili konulardır var ama bu yok. Dolayısıyla tevkifat yapılmayacak. Burada da bu kişi sürekli bu işi yaptığı için, diyelim ki bu paylaşımda bulunan kişi eğer yapıyorsa, sürekli yapıyorsa, dolayısıyla burada ne olacak? Bir ticari kazanç olacak. Bu çerçevede vergilendirme yapılacak. Şimdi katma değer vergisine geldiğimizde burada bir açılım daha karşımıza çıkıyor. KDV kanununun 1.3F fıkrası, gelir vergisi kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesinde KDV'ye tabi biliyorsunuz bu işlemler. Yani burada işin sürekli yapılıp yapılması vesaire önemli değil. Eğer 70. maddeye giren bir mal ve kiraya veriliyorsa burada KDV tevkifat olacak. Burada baktığımızda tabii bu karşı taraf mükellef değilse, diyelim ki bir ünlü kişi değil bir başka birisi, çok takipçisi olan başka birisi, bunun bir mükellefiyeti yoksa burada da bu şekilde bir aracılık hizmeti var, bir reklam verme hizmeti var. Bu çerçevede KDV'ye tabi olması gerekiyor. 1.3F bendi kapsamında. Tabii burada karşı tarafın mükellefiyeti olmadığı için 9. madde kapsamında, KDV kanunu 9. madde kapsamında stopaj yapılıp 2 nolu KDV önlemesi de beğendirilmesi gerekecek bunun. Tabii vergi usul kanununa baktığımızda karşımızdaki bu kişi mükellefse faturayla, mükellef değilse de gider pustasıyla bu elde edilen kazancın tefsik edilmesi gerekiyor. Şimdi başka bir konu, üçüncü bir özelge. İnternet sitesi üzerinden senaryo ve yazarlık üzerinde katılımcılarla buluşarak yapılan çalışmalar dolayısıyla basit usulden yaralıp yaralamayacağı. Şimdi mükellef bize şöyle bir soru sormuş. Bir internet sitesi üzerinden canlı olarak katılımcılarla buluşup senaryo, öykü ve roman yazma üzerine pratik çalışmalar yapıldı. Ayrıca hikaye, senaryo, öykü ve romanı olan kişilerin çalışmalarını danışmanlık kapsamında düzelttiği belirterek söz konusu çalışmalar dolayısıyla basit usulden yararlanıp yararlanamayacağı ile devam ediyor. Başka şeyler de soruyor. Şimdi bunu da şunun için koydum. Yani hep akla ticari kazanç geliyor. Hani internet üzerinden e-ticarette serbest meslek kazancı da olabilir. Bir. İkinci konu. Basit usul. Bu da bize soruluyor. Basit usulden yararlanabilir miyim, yararlanamaz mıyım? Bakalım. Gelir vergisi kanunu yine 37. maddesi. Serbest meslekle ilgili 65. madde. Nasıldı serbest mesleğin tanımı? Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanan ve ticari mahiyeti olmayan işlerin işlerine tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında
kendinden hesabını hesabının yapılmasıdır. Yani tam bizim önemimize uyuyor aslında. Biz de cevabımıza diyoruz ki bu serbest meslek kazancıdır. Basit usullerle ilgili de bize soru sormuştu. Onu da şu şekilde söylüyoruz. Diğer taraftan ticari kazanç kapsamında vergiye tabi tutulması gereken faaliyetin, şuradan almam lazım. İkinci fıkra, internet sitesi üzerinden ikinci kişilere ait senaryo, hikaye, öykü ve roman çalışmalarının satışına aracılık edilmesi halinde, bu faaliyet neticesinde elde edilen gelir, gelir vergisi kanununun ticari kazanca ilişkin hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulması gerekmektedir. Bir serbest meslek boyutu var, bir de bunların satılması durumunda ne olur? Burada ticari kazanç var. Burada da diyoruz ki, 51. maddede tavassut işleri, aracılık işleri basit usulden yararlanamayacağını söylüyor. Dolayısıyla basit usul kapsamında değerlendirilemez. Yani şimdi burada bu değerlendirilemedi ama bak başka bir konu, başka bir şey sorulabilir bize. Hani bu çerçevede değerlendirmek lazım. Basit usul kapsamında olur mu olmaz mı? Hani şunu demek istiyorum. Hani e-ticaret olduğu zaman işte olaylara bir farklı bakmamıza gerek yok. Yine bunu mevzuat çerçevesinde bakıp burada yapılan işin karşılığını ilgili mevzuatta bulup ona göre yorumlamamız gerekiyor. Evet, şimdi yurt dışı kısmına geldik. Şimdi yurt içi kısmı ne kadar kolaysa yurt dışı kısmı da o kadar zor. Burada yani tek Türkiye'nin sorunu değil, bütün ülkelerin sorunu bu. Bütün ülkeler bu konuda uğraşıyor. Hatta çoğu ülkede artık bu konularla biraz daha uğraşmayı ikinci plana bırakıp biz bunun işte tamam gelir kurumundan çok şey yapamasak da, vergileme yapamasak da KDV boyutuna geçip oradan vergileme yapmaya yönelme var. Şimdi burada bir altlık oluşturmak için şu kanun maddelerine ihtiyacımız var. Buradan biz bir yere gireceğiz. Şimdi Gelir Vergisi Kanunu'nun 6. maddesi. Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iradeler üzerinden vergilendirirler. 7. madde, dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından kazanç ve iradın Türkiye'de elde edildiği aşağıdaki şartlara göre tayin olunur, diyor. Bildiğiniz maddeler bunlar. Burada birinci bent ticari kazanç. Bizim de buradaki konumuz ticari kazanç. Kazanç sahibinin Türkiye'de iş yerinde olması veya daimi temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde bu temsilciler vasıtasıyla sağlanması. Şimdi bizim bir yurt dışındaki mükellefi Türkiye'de vergilendirmemizin şartı, Türkiye'de iş yerinde olacak veya daimi temsilci bulunduracak, kazancı buradan sağlayacak. Bunu da geçelim. 8. maddede biliyorsunuz daimi temsilciyi anlatıyor. Bunu şunun için aldım. Bir hizmet, daimi temsilcinin tanımı var. Bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edene bağlı olmayıp onundan ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddette veya müteaddi ticari muameleler ifasına yetkili bulunan kimse. Yani Türkiye'de yurt içindeki kişinin ticari kazanç elde etmesine, kazanç sağlamasına aracılık eden kişi bizim için bunun daimi temsilcisi. Burada şu nokta önemli, yani daimi temsilcinin veya bu Türkiye'deki iş yerinin fiziki olarak olup olmaması burada ön plana çıkmıyor. Burada bir kazanç elde edilmesi, bu kazancı aracılık edilmesi konusu ön planda. Kurumlar vergisi kanununa da baktığımızda, gelir vergisi kanununa yakın bir şekilde, buna paralel bir şekilde düzenlemeler var. Zaten gelir vergisi kanununda atıflar var. Burada da bizim için dar mükellefiyete önemli olan, İş yerinin, kanunu ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayacak. Bulunmadığı zaman nasıl vergilendireceğiz? Yine atıf demin okuduğumuz iş yeri daimi temsilci maddesine göre. Yani dar mükellefiyette, 3. Kurumlar Vergisi Kanunu 3. maddesinin devamı, vergi usul kanunu hükümlerine uygun olarak Türkiye'de iş yeri olan ve daimi temsilcisi bulunduran kurumlar tarafından elde edilen kazançlar. Şimdi bir de vergi usul kanununun 156. maddesi var. Konuşmamın başında da bahsetmiştim. Burada bir iş yerini ile ilgili tanımları yaparken işte mağaza, yazıhane, idarehane vesaire sayıyor. En sonunda gibi diye bağlıyor. Yani bu şekilde kazanç elde edilmesini sağlayan yerler. Şimdi buradan şu noktaya geldik. Demek ki biz yurt dışındaki bir firmayı Türkiye'de vergilendirmemiz için Türkiye'de buna aracılık eden, işlerini yürüten bir birimin olması lazım. Bu çifte vergilendirme önlem anlaşmalarında da ön plana çıkıyor.
Birçok bu şekildeki anlaşmada şuna benzer, şuradaki metinlere benzer hükümler var. Burada da ön plana çıkan konu yalnızca bu iş yerine atfedilebilen kısımla ilgili olarak akit devlette bu kazancın elde edildiği devlete vergilendirme yapılabilir. Şimdi burada geri dersinin vermiş olduğu şeylerde, görüş hazılarında Türkiye'de bir şirketin olması için, bir iş yerinin olması için, demin 156. maddeden bahsettik, bir daimi temsilcinin bulunması için geri derse şunu esas alıyor. Bu kişi Türkiye'de bir internet sitesi vasıtasıyla bir kazanç elde edebiliyor mu? Yani geri dersinin bu noktada iş yeri olarak düşündüğü kısım bilgisayar monitörü aslında veya elimizdeki tablet veya cep telefonu. Yani Türkiye'deki kullanıcılara hizmet veriyor mu, vermiyor mu? Yani sunucu konusu vardı, sunucunun nerede olması konusu vardı. İşte sunucu Türkiye'de mi, Türkiye'desi vergilendirilir. Yani bunu Türkiye'de koymayıp Türkiye'de hizmet vermek çok kolay. Dolayısıyla artık bu noktada değiliz. Türkiye'de bir hizmet veriliyorsa bu şekilde biz bunu iş yeri tanımı kapsamında alıp vergilendirilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Tabii gelir kurumlar vergisi yönünden böyle vergilendirildiğinde benzer bir şekilde KDV yönünden de KDV hesaplanması bu hizmetler için %18 oranında gerekiyor. Şimdi gelir kurumundan bahsettik, biraz da KDV'den bahsedelim. KDV'de de iki durum var. Mal teslimi ve hizmet ifası. Mal teslimi konusu bu işin en kolay kısmı. Sonuçta yurt dışından bir mal geldiğinde ithalat sırasında bunun vergisi ödeniyor. KDV mükellefiyeti olan yurt içi alıcılara mal tesliminde KDV ithalat sırasında beyan edilip ödeniyor. Mükellefiyeti olmayanlar için ise dağıtım şirketleri tarafından beyan edilip ödeniyor. Zaten bu kısımda muafiyetler vesaire de var. Yani mal teslimi kısmı gayet kolay. İşte hizmet ifası konusuna geldiğimizde bu da tabii demin söylediğimiz kısımdan paralellik arz ediyor. Bu çerçevede vergilendirdiğimiz kısmı KDV açısından da vergiye tabi olması gerekiyor. Şimdi burada KDV açısından şöyle bir nokta da var. Diyelim ki biz gerçek kişiyiz. Apple Store'dan bir şey indirdik. Ne yapmamız lazım? Veya Google Play'den bir şey indirdik. Bir ücret ödemesinde bulunduk. Şimdi burada 9. maddede biliyorsunuz şey var. İşte tam sorumluluk var burada. KDV'nin tevkif edilip ödenmesi gerekiyor. 9. maddede yetki vermiş. KDV genel uygulama tebliğinde de bu yetkiyi kullanarak bunların tam olarak sorumluluk kapsamında KDV stopajı yapılması gerektiği söyleniyor. KDV yani stopajı yapacak kişinin KDV mükellefiyetinin olup olmamasının bir önemi yok. Dolayısıyla bu kapsamda bunun KDV yönünden tevkif edilerek beyan edilmesi gerekiyor. İki nolu beyannameyle. Şimdi bu şeyle ilgili kısımları bitirdikten sonra biraz vergi usulüyle ilgili kısımlara geleyim. Süreyi biraz toparlarsak. O zaman biraz hızlı gideyim. Çünkü arkadan bir iki konu daha var. Şimdi burada bize yine bir özelge talebi var. Diyor ki şirket e-ticaret kapsamında mesafeli satış sözleşmesine dayanarak nihai tüketicilere satmış olduğu ürünlerin posta ve kargo yoluyla iade edilmesinde fatura içerisinde yer alan iade bölümlerindeki bilgilerin eksiksiz doldurulması durumunda gider postası düzenlenmeyeceği, söz konusu bölümlerin eksik doldurulması veya bilgilerin hatalı yazılması durumunda ne şekilde işlem yapılacağı. Bize bunu sormuş. Bu 385 nolu vergi usulü tebliğinde buna ilişkin özel bir şey var, bir fatura dizaynı var. Bunun altında iade ile ilgili hükümler var. Bunların doldurularak yani bu şekilde düzenlenecek faturaların bu kapsamdaki faturalardan düzenlenmesi gerekiyor. İade edileceği zaman da müşteri bunun alt kısmını doldurarak göndermesi gerekiyor. 385 nolu tebliğ de kısaca bunu anlatıyor. Dolayısıyla bunu ben hızlı geçmek istiyorum. Bundan sonrakileri biraz daha hızlı gidecek konular. Bir 5-10 dakikaya toparlarım. Şimdi 464 nolu tebliğ var. Burada bu e-ticaret kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirildi. Bu önemli bir konu. Ayrıca bir de e-arşiv konusu var. Burada bu tebliğ de bu artık süreklilik hale geldi. Oradaki tutar belirlenerek sabitlendi. 5 milyon. Yani bir mükellef elektronik ortamda diyelim ki internet e-ticaret olarak internetten bir sakız dahi satsa, sadece bir tane sakız dahi satsa, cirosu 5 milyonu geçiyorsa e-arşiv uygulamasına geçmek zorunda.
Tabii e-arşive geçtiği zaman e-faturaya da geçmek zorunda. Bu önemli bir konu. Şeye geldiğimiz zaman sürekli bilgi verme kapsamında aracı hizmet sağlayıcıları, bankalar, internet reklamcılığı hizmet aracıları, kargo ve lojistik işletmeleri her ay düzenli olarak Geri Dersi Başkanlığı'na yaptıkları satışlara ilişkin bilgi vermek zorunda. Dolayısıyla bu noktada Geri Dersi'nin elinde muazzam bir veri var. Buraları geçiyorum. Şimdi bu önemli bir konu. Yine bir tane özelgeden aldım. Mükellef bize şöyle soruyor. İnternet üzerinden toptan veya perakende tamamı faturalı satış yapıldığı, tahsilatların ise banka kanalı, sanal post sistemi veya havale EFT yoluyla sağlandığı durumlarda ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı. Yani tamamen diyor ki ben satışlarımı internetten yapıyorum, faturalarımı internetten kesiyorum, para da bana EFT posttan geliyor, şey kullanacak mıyım? ÖKC kullanmama gerek var mı? Biz de diyoruz ki, mevzuatını anlattıktan sonra bu nedenle bütün satışların toptan veya perakende internet üzerinden yapılan satışlardan oluşması, bu şekilde gerçekleşen satışlara ilişkin tahsilatın elektronik yolla yapılması, diğer bir ifadeyle satış bedellerinin müşteriyle karşı karşıya gelinmeden tahsil edilmesi ve vergi usul kanununa göre fatura ile belgelendirmesi şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır. Bu önemli bir özelge. Bu konunun devamı olarak 489'da bazı düzenlemeler getirdi. Belli şartları taşıyan mükellefler hiç ÖKC kullanmak zorunda değil. Bu e-arşiv uygulamasına geçen mükelleflerden. Bu şartlar satış veya gayri safi iş hasılatı 10 milyon TL'yi, bilanço aktif toplumu 10 milyon TL'yi, bilanço öz sermaye ve öz kaynak toplumu 1 milyon TL'yi aşması koşullarından en az ikisini sağlayan ve 20'den fazla ödeme kaydedici cihazı ve fatura ve benzeri belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemine sahip olan mükellefler e-arşiv fatura uygulamasına, e-defter uygulamasına dahil olmaları ve perakende mal satışları ve hizmet ifadeleri dahil tüm satışların elektronik ortamda e-fatura e-arşiv faturası düzenlemeyi tercih ettiğine bağlı olduğu vergi dairesine tescil edici belgelerle yazılı olarak bildirmeleri halinde söz konusu bildirim tarihinden itibaren ÖKC kullanma zorunluluğu bulunmuyor. Bunun bir öncekinden farkı ne? Önceki tamamen satışların hepsi elektronik ortamdaydı. Burada hepsi elektronik ortamda olmayabilir. Şimdi bir iki kısa konuyu paylaşmak istiyorum sizinden. Size de faydası olacağını düşünüyorum. Hem bu şekilde bizim başkanlığımızın çalışmasını da aktarmış olmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bir iş genelge çıkmıştı. Biliyorsunuz biz artık kurumlar vergisi mükellefiyetini ticaret sicilden bize gelen bilgilere göre aynı gün veya ertesi gün açıp 7 gün içerisinde yoklamamızı yapıp mükellefiyetle ilgili prosedürü tamamlamış oluyorduk. Şimdi bu önceden şöyleydi. Biz sadece gelir vergisi ve kurumlar vergisini açıyorduk. KDV'yi açmıyorduk. KDV'yi mükellef nezdinde yapılan yoklamaya binaen açıyorduk. Bu artık bu şekilde değil. Biz direkt en baştan 3 mükellefiyeti de açıyoruz. Dolayısıyla mükellef ticaret sicili ile ilgili işlemlerini tamamladığında vergi usul kanununa göre, vergi mevzuatına göre de mükellefiyetle ilgili işlemlerini tamamlamış oluyor. Mükellefiyet türlerinin tamamı açılmış oluyor. Ama tabii yine 7 gün içerisinde yoklama yapacağız. Diğer bir konu, şöyle bir uygulamaya başladık. Bundan sonra size yoklamaya gelmeden önce bilgi vereceğiz. Bir nevi randevu gibi aslında. Diyeceğiz ki şu gün, işte 2 gün sonra, 3 gün sonra, 4 gün sonra, öğleden önce veya öğleden sonra size gireceğiz yoklama için. Bu şekilde bizim başkanlığımıza çok şikayetler geliyordu. İşte mükellefe biz yoklamaya gidiyoruz, bulamıyoruz. İşte mükellef mağdur oluyor. Tabii diyelim ki işe başlama yoklamasında mükellefin bir sürü işi var. Diğer kurumlarla ilgili işlerini yürütmeye çalışıyor. Bir de bu şekilde ne zaman geleceği belli değil. İş yerinde beklemesi, orada birini buldurması değişik zorluklarla karşılaştık. Ayrıca biz de gidiyoruz bulamıyoruz, gidiyoruz bulamıyoruz. Yani bir mükellefe çok fazla sayıda gitmemiz gerektiği durumlar oluyor. Bu nedenle işe başlama aşamasında siz ticaret sicilden bilgilerinizi aktarırken İletişim bilgilerinizi de aktarırsanız, koyarsanız sisteme, biz gelmeden önce size bu şekilde bilgi vereceğiz. Aynı şekilde vergi dairesinde gerçek kişiler için işe başlama bildirimlerinizi yaptığınızda bu bilgilerinizi paylaşırsanız, gelmeden önce size bu şekilde SMS ve mail yoluyla bilgilendirme yapabiliriz. Bu bizim SMS metnimiz. Bu da elektronik posta metnimiz. Evet, burada.
Bu sistemi gerçek kişi işe başlama bildirimi, adres değişikliği nakil bildirimi, ilave iş yeri şube açılışı bildirimi, ticaret sicil müdürlüğü tüzel kişi işe başlama bildirimi. Yani işe başlama, şube ve nakil için kullanıyoruz. Şimdi bir diğer konu, bu konuda da mağduriyetler olabilir. Yani size ön bilgi verme anlamında bunu da koydum buraya, son konumuz zaten. Biliyorsunuz bu matrar tırmında 6136'da şey konusu hep tartışmalıydı. İşte matrar tırmında kıyaslama durumu, işte bir dönem hesaplanan KDV çıkıp çıkmaması durumuna göre. En son gelinen karar şu şekildeydi. 6136 sayılı kanunun 5. maddesinin 3. fıkrasının B bendi uyarınca KDV hatırında bulundukları yılların bazı aylarında bir nolu KDV beyanlamelerinde hesaplanan KDV'si bulunmayan mükelleflerin KDV yönünden vergi artırımından yararlanmak için gelir kurumlar vergisi yönünden matrar artırımda bulunması zorunlu olup, bu zaten tebliğde de var, kanunda da var, zorunlu olup, gelir kurumlar vergisi matrar artırımının %18 ile KDV artırım tutarlarının kıyaslanması ve büyük olan tutarın KDV artırım tutarı olarak beyan edilip edilmeyeceği. Konu bu, cevabı şu. Gelir kurumlar vergisi yönünden matrar artırımında bulunulmamışsa, şimdi KDV'den bulundu, buradaki duruma göre bir dönem hesaplanan KDV'si yok, matrar artırım, gelir kurumundan da matrar artırımda bulunması gerekiyor ama bulunmadı. Bu şekilde çok mükellefimiz var. Bu durumda KDV matrar artırımı iptal ediliyor. Yani dolayısıyla mükellef hiç bulunmamış sayılıyor. Yani dolayısıyla bir inceleme süreci kendisiyle ilgili yürütülebilir bu aşamada. Diğer kısım, gelir kurumlar vergisi yönünden matrar artırımda bulunmakla birlikte KDV artırım tutarı ile kıyaslama yapılmaması. Bulundu ama kıyaslama yapmadı, dolayısıyla düşük kaldı. Bu durumda da biz bir ihbarname ile ek tahakkuk veriyoruz, kıyaslama yapıyoruz ve gerekmesi halinde KDV artırımına ek tahakkuk veriyoruz. Yani bu şekilde size ihbarname de gelebilir. Evet, sonum bu kadar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz uzattım, kusura bakmayın. Sayın Halil Sancar'a teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere sözü yeminli mali müşavir Hüseyin Karslıoğlu'na bırakıyorum. Değerli Oda Yönetim Kurulu, değerli oda yöneticilerimiz, kıymetli görüşlerini paylaşan değerli kamu temsilcilerimiz ve çok saygıdeğer meslektaşlarım, hepinize saygılarımı sunuyorum. Bugünkü sunumumda size Türkiye'de şu an mevcut güncel mevzuatla uygulanan ARGE tasarım ve yazılımla ilgili teşvik ve destekler neler? Çok hızlı bir şekilde onları paylaşıyor olacağım. Başkanım, sürem ne kadar? Yarım saat. Tamam, yarım saate sığmaya çalışacağım. Gayret edeceğim onun için. Evet. Çok kürsüye bağlı konuşamıyorum. O yüzden hareketli konuşmaya çalışacağım. Eğer seste sorun olursa tekrar kürsüye dönerim. Şunu bir açmayı becerelim. Evet. Tamam. Evet, şimdi başkanımdan da bir bilgi aldım başlamadan önce sunuma. Yaklaşık 3500 civarı bir, yani 1000 kişi, 1000'e yakın burada olduğunu varsayarsak 3000-3500 civarı bir meslektaşımız dinliyor. Bunu 50 ile çarptım. Yaklaşık 150 bin firmaya dokunma ihtimali olan bir durum var burada. Dolayısıyla bu sorumlulukla konuşmaya çalışacağım. Salonun kalabalıklığı da çok etkileyici gerçekten meslektaşlarım adına, ama bir şeyi merak ediyorum yine sunumun devamıyla ilgili. Salonda stajyer var mı? Varsa bir el kaldırabilir mi? Evet. Bu çok değerli bir sayı. Gerçekten tebrik ediyorum sizleri. Kendinizi geliştirme anlamında bu yaptığınız faaliyetleri çok destekliyorum ve çok doğru yoldasınız. Şimdi ARGE ile ilgili Türkiye'de teşvik ve destekleri konuşacağız. Ama bir dakika size bir şey söylemek istiyorum. Kendi mesleğinizle ilgili ARGE inovasyon nedir? Neler yapabilirim? Kendi mesleğime neler katabilirim? Bunu düşünmenizi tavsiye ediyorum. Bugün 3-5 dakika buradan çıkınca düşünün. Yine mevzuattaki temel bu, ama bence hayattaki temel de bu.
veri önemli, veriden bilgiye gitme önemli, bilgiyi aksiyona dönüştürme önemli, aksiyondan değer oluşturma önemli. Günün sonunda bu değeri oluşturuyor ve bu değeri yaratıyor olmanız lazım. Ben 24 yıl önce mesleğe başladığımda veri üretmek değerliydi. Sadece veri üreterek kendimi değerli hissedebiliyordum. Bugün aksiyon üreterek bile kendimi değerli hissedemiyorum. Karşı tarafa bir değer üretmek gerekir. Çünkü bilgi dediğiniz şey çok ciddi bir dolaşımda. O yüzden kendinize ve mesleğe katacağınız değerlerin bilgiye dayanması gerekir. Bilginin veriye dayanması gerekir. Veri dediğiniz defter kayıtlarıdır. Kayıttır. Kayıt çok önemlidir. Onun zaten standartta doğru olması gerekir. Ama o verinin üstüne bilgiyi, bilginin üstüne aksiyonu, aksiyonun üstüne değeri koyamazsanız, bu zinciri tamamlamazsanız ayak boşta kalır. O yüzden mesleği uygularken de, mesleğinizin geleceğini dizayn ederken de bu değer kavramı üzerine oturtmanızı acizane tavsiye ediyorum. Şimdi Türkiye'de ARGE destek ve teşvikleri uygulanıyor. Yaklaşık 10 yıldır uygulanıyor. 5 yıldır daha yoğun uygulanıyor. Son 2 yıla baktığınızda çok daha yaygınlaştı. ARGE destek ve teşvikleri dediğinizde meslektaşlarımızla da sık konuşuyoruz. Neyi algılıyoruz? Teknopark firmaları, teknopark uygulamaları, ARGE tasarım merkezleri, TÜBİTAK, biraz da KOSGEB. Biraz bunlardan bahsediyor olacağım size. Biraz bunların vergi boyutu ve fayda boyutu, yani değer boyutu. Bunları hızlı bir şekilde yarım saatte aktarmaya çalışacağım. Burada düşmemeniz gereken birinci çukur şu: ARGE'nin tanımı nedir? Tasarımın tanımı nedir? Yazılımın tanımı nedir? Ters bir cevap: size ne? Mevzuat bunu tanımlamış. Buralara yorum yapmanıza gerek yok. Enerjinizi buraya vermeye gerek yok. Ve olurdan bakıp acaba benim müşterilerim, benim dokunduğum firmalar bu tanıma nasıl girer? Burayı zorluyor olmanız lazım. Olumsuzdan bakarsanız, tanıma bakın şu an ekranda. Olumsuza bakarsanız birçok firma girmez. Olumundan bakarsanız müşterilerinizin %25-30'u girebilir. Dolayısıyla ilk önce giriş kapısı müşterilerinizin bu tanıma dokunan faaliyetler yapıp yapmamasını analiz ediyor olmanız lazım. Ya da müşteriyi analiz ettiriyor olmanız lazım. Eğer patronu analiz ettirirseniz, patron teknik kişi ise buraya girdiğini söyleyecektir. Firmanın operasyonel bir mühendisine bu tanımı gösterirseniz, yok biz girmiyoruz diyecektir. Çünkü konfor alanı var. Herkesin konfor alanı var. Sizin bu tanıma giriyor olmanız konfor alanlarını bozabilir. Dolayısıyla tanımdan hareket ediyoruz teşvik ve desteklerle ilgili. Peki sayın çok değerli kamu temsilcisi, bürokratların sunduğu e-ticaret, e-ticaretin vergi uygulamaları diye baktığınızda e-ticaret Türkiye'de bir ARGE tanımına girer mi faaliyetler? Eğer e-ticaret altyapısıyla uğraşan bir firmanız varsa ve bu bir yazılım faaliyeti yapıyorsa, kanundaki yazılım tanımına da giriyorsa tabii ki girer. Mühendislerde bile şöyle bir kavram kargaşası oluyor. ARGE destek ve teşvikleri açısından konuşuyorum sadece. Bilimsel bir konuşma yapmıyorum. Sadece mevzuatla ilgili bir konuşma yapıyorum. Bunun altını çiziyorum. Türkiye'de teşvik ve destekleri açısından baktığınızda ARGE uzaya gemi göndermek ya da füze yapmak anlamına gelmiyor. Israrla bunun altını çiziyorum. Süreç yönetimi, maliyet yönetimi, bir ambalaj sisteminin farklı şekilde uygulanması, bir üretim metodunun sırasının değiştirilmesi bile bir tasarım ve ARGE tanımına girebilir. Bunları neden olumundan bakmanız lazım? Aslında siz bu desteği veren kanun koyucuyla desteği uygulayacak kişi arasındaki arayüzsünüz. Siz buralarda yapıcı olursanız ve sonrasında denetleyici olursanız, ilk önce mevzuata yaklaştırırken yapıcı olursanız, sonra uygularken kamu adına doğru denetim gözüyle denetlerseniz ülke kalkınır, ülke kazanır. Ama siz daha tanımla kavuşturmadan reddederseniz bunu, sayın meslektaşlarım, ülke kaybeder. Dolayısıyla bizim bugün ekonomik olarak baktığınızda ARGE tasarım ve yazılımdan başka çıkışımız yok. O yüzden sizin müşterilerinizi ne kadar buna yaklaştırabilirseniz o kadar ülke kazanır. Destek, teşvikler diye baktığınızda iki kavram hep önünüze çıkıyor. Destekler, dışarıdan bir kaynak almak demek. Örneğin bir ARGE projenizle ilgili TÜBİTAK'tan hibe almanız demek. Dışarıdan bir giriş var. Yani öz kaynağı bir giriş var. Buna biz destek diyoruz. Teşvik ne demek? Bir şeyi ödeyecekken ödememek demek. Örneğin
gelir vergisini ödememek, kurumlar vergisini ödememek, SGK primini ödememek demek. Burada kavramları da doğru yerde kullanmanızı öneriyorum. Çünkü desteklerin muhasebeleştirmesi farklı bir şey, teşviklerin muhasebeleştirmesi farklı bir şey, ikisinin vergi boyutu farklı. İki tane ayrı şeyden bahsediyoruz. Destekler dışarıdan kaynak girişi demek, teşvik bir şeyi ödeyecekken ödememek demek. Evet, biraz önce de söyledim, destekler diye baktığınızda Türkiye'de bu konuda aktif rol alan birçok kurum var ama aktif rol alan TÜBİTAK var, KOSGEB var, Ekonomi Bakanlığı ve özellikle tabii Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı faaliyetleri var. Bunları yakın takip ediyor olmanız lazım. Bu giderek de artıyor, giderek değişiyor. Ama son zamanlarda uygulanan teşviklere ve desteklere baktığınızda, özellikle desteklere baktığınızda birçoğunun altında katma değerli üretim, ARGE, tasarım ve yazılım var. Bence de acizane görüşüm doğru yolda teşvikler. Sanıyorum bundan sonra da bu temel üzerine inşa edilecek. TÜBİTAK birçok proje, birçok programı var. Çeşitli isimleri var bunların. Kodları var. Bunları öğrenmek zorunda değilsiniz ama şunu bilmeniz lazım. Hemen hemen tüm kamu kuruluşunda ARGE desteği almak istiyorsanız bir projenizin olması lazım. Projeyle başvuru yapmanız lazım. Başvurudan sonra bu başvurunuzun kabul ediliyor. Ondan sonra genel olarak siz parayı harcıyorsunuz. Ben vallahi billahi bu parayı harcadım, doğru harcadım diyorsunuz. Sonra parayı size kamu geri ödüyor. TÜBİTAK, KOSGEB ve diğer bakanlıklarda genel olarak uygulama böyle. Mantık olarak ama ben şunu söyleyebilirim size, hem destekler ve teşvikler açısından bakarsanız burada söyleyeceğim istatistik benim meslek hayatımın 25 yılının son 10 yılından fazlası bu sektörde yoğun geçiyor. Dolayısıyla kendi istatistiklerimden bunu söylüyorum, kitabi bilgi değil. Bir ARGE projeniz varsa bu ARGE projenize yaptığınız harcamaların yaklaşık %90'ını geri kazanırsınız. Bakın bu dünyada çok rekabetçi bir orandır Türkiye açısından. Eğer bir ARGE projeniz varsa bunu kamuya doğru zamanda doğru şekilde anlatırsanız 100 birimlik yapacağınız ARGE harcamanızın 90 birimini geri kazanırsınız. Bunun yaklaşık 55-60 puanını desteklerden geri kazanırsınız. 35-40 puanını teşviklerden kazanırsınız. Yani hibeden kazanırsınız 55-60 puan, 35-40 puan da vergi ödemeyerek kazanırsınız. Yaklaşık %90'ını geri kazanırsınız. Dediğim gibi bu dünyada çok rekabetçi bir oran. 100 birimlik ARGE harcaması, bir kere diyorsunuz ki ARGE çok önemli, buna yatırım yapmam lazım. Tamam, peki buna 100 birimlik kaynak aktarıyorsunuz. 100 birimlik kaynağın 90 birimini devlet size geri ödüyor. Dediğim gibi bu benim yürüttüğümüz projelerdeki ortalama gerçek istatistik rakamıdır. Güncel verilerle söylüyorum. Ve dünyada çok rekabetçi bir yerdedir bugün Türkiye. KOSGEB özellikle son zamanlarda daha çok katma değerli üretime ve nitelikli katma değerli üretim yapabilen KOBİ'lere doğru yüzünü döndü diye algılıyoruz. İki tane kritik son 3 ayda program yayınladı. Bir tanesi Teknoyatırım. Diğeri stratejik ürün destek programı. Ben bunları şimdi vakitten dolayı tek tek detaylarına girmeyeceğim ama bunları çok yakın takip edin. KOSGEB'in yazılmamak üzere söyleyeceğim diyeceğim ama daha nasıl yazılmayacak ama KOSGEB'in eski uygulamaları hepinizin malumunuz, benden çok daha tecrübeleriniz vardır. Zaman zaman istikrarsız, zaman zaman sıkıntılı süreçler, stabil değil filan sıkıntılar vardı ama kendini de çok geliştirdi ve yeniledi. KOSGEB'e uzak kalmayın. TÜBİTAK kadar ARGE ve katma değerli üretim anlamında KOSGEB'i takip etmenizi öneririm. Destekler açısından. Bilim Teknoloji Bakanlığı'nın yine çok önemli teşvikleri var. Yine sürekli kendini yeniliyor. Ekonomi Bakanlığı'nın ve Avrupa Birliği'nin yine çok önemli destekleri var ARGE ve yazılım projeleri için. Evet, destekler şöyle uygulanıyor. Ana prensip olarak şöyle uygulanıyor. Siz projenizi verdiniz, kamu kabul etti. Projeyi uyguluyorsunuz, harcamalarınızı yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra belli dönemlerde geri alıyorsunuz. Yani harca geri al uygulaması vardı. Hala öyle. Ortalamada da TÜBİTAK için söylüyorum, yoğunu TÜBİTAK'tır. Harcadığınız parayı 11 ayda geri alırsınız. Son dönemlerde avans uygulaması geldi. Avans verip teminat mektubuyla
yine %50'ye kadar hibelerinizi önden alabiliyorsunuz. Bu destekler kısmı çok kritik ve önemli. Buralarda mali müşavirlik, yani muhasebe uygulamaları ve yeminli mali müşavirlik uygulamaları kritik hale geliyor. Çünkü sizin burada yaptığınız harcamaları kanunun söylediği uygun şartlarda kayıtlamanız ve buna göre rapor etmeniz lazım ki firma ona göre bu harcamaları düzgün şekilde destek şeklinde geri iade alabilsin. Evet, bir tıkanma var. Geldi. Evet. Tamam. Destekler olarak baktığımda TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı oraya yakın takip edin. Ama özellikle TÜBİTAK ve KOSGEB hem proje ile ilgili destekler var, hem proje sonucunda yatırımlarla ilgili destekler var. Bakın Türkiye'de yine dünyada rekabetçi bir uygulama şu. Sizin patentli bir projeniz var ya da TÜBİTAK desteğiyle bir proje yapacaksınız. TÜBİTAK desteğiyle bir proje yaptığınızda diyor ki sen 100 birim harcayarak bir ARGE projesi yaparsan, 100 birim harcayarak bir ARGE projesi yaparsan bunun 90 birini ben sana geri öderim. Bir kere 100 birimlik yapacağınız bir yatırım 10'a mal oldu size. Sonra diyor ki TÜBİTAK'tan bu şekilde kamudan destek almış bir projeyi bitirmişsen, sonra bu projeyle ilgili üretim yatırımı yapacaksan, üretim yatırımı, tezgah, fabrika, bu projenin ticarileşmesiyle ilgili bir üretim yatırımı yapacaksan, üretim yatırımına da %75'ine kadar hibe veririm diyor. Yani bir taraftan proje yapmanızı fikirden prototipe kadar geçen süreyi destekliyor. Bir taraftan proje bittikten sonra da üretim yatırımını destekliyor. Gerçekten dediğim gibi dünyada rekabetçi bir yerdeyiz. Bu uygulamaları çok yakın takip edin. Bence değerlerden bir tanesi de burası müşterileriniz için. Teşvikler açısından bakarsanız iki tane ana kanun var. Bir tanesi yani bana göre sol taraftaki 5146 sayılı kanun. Yani ARGE merkezleri, tasarım merkezleri diye bildiğiniz kanun. Diğeri de teknoparklar kanunu. Tabii ki bizim ana kurumlar vergisi, KDV ve gelir vergisi kanunlarımız temel kanun. Ama ARGE uygulamaları, ARGE teşvikleri diye baktığınızda temel aldığımız iki tane kanun var. 4691 sayılı kanun 2001'de, sonra 2004'te tekrar ayaktan üstüne basarak 2004'ten beri hayatta. 5746 sayılı ARGE merkezle ilgili kanun da 2008'den beri hayatta ve uygulanıyor. Şu an tahmin ediyorum 65 civarında teknopark var. Bunun 50'den fazlası aktif. Şu an Türkiye'de sanıyorum 910-920 civarında da ARGE ve tasarım merkezi var. Bu sayının 2000'lere ulaşması bekleniyor. Bu iki kanun vergi uygulamaları ve mali uygulamalar açısından teşvikleri oluşturan, teşviklerin uygulamasına temel nitelik kazandıran iki tane kanun. Eğer ben ARGE tasarım ve yazılımla ilgili vergi teşviklerini uygulayacağım diyorsanız bu kanunları ve uygulamalarını biliyor ve bunlarla ilgili kendinizi geliştiriyor olmanız lazım. 4691 sayılı kanun 3 sayfa, 5746 sayılı kanun 6 sayfa. Günün sonunda benim burada yaptığım ukalalığın toplamı 9 sayfa. 9 sayfayı çok seri ve sizin dilinizle yazılmış. Yani mevzuat diliyle yazılmış. Buralarda derinleşmeye bakın. Buralarda kendinizi bence uzmanlaştırmaya bakın. Bende sorun var herhalde. Evet. Teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu, yani sizin teknoparklar, teknokentler diye bildiğiniz hepsi aynı şey. Teknoloji geliştirme bölgeleridir kanundaki ismi. Diğerinin ismi de yerinde ARGE, duvarsız teknopark, yerinde teknopark diye de basında zaman zaman çıkar. Ama ARGE ve tasarım merkezleri kanunudur. Tasarım merkezi 2016 Ağustos'ta doğdu. ARGE merkezi 2008 Ağustos'ta doğdu. ARGE merkezleri 2008'de doğdu, tasarım merkezleri 2016'da doğdu. Teknopark da fiili olarak 2004'te doğdu. 2004'ten beri hayatımızda. Peki teşvikler diye bakarsanız neler var? Şu an ekranda görüyorsunuz. Aslında her şey var. Şimdi biz teknoparkları, ARGE merkezlerini, teşvik uygulamalarını bir gün anlatıyoruz. Ben böyle çeşitli illerde konuşmalar yapıyorum.
bir gün bunu konuşabiliriz sizlerle ama ben 5 dakikada anlatabilmek için bu tabloyu yaptık. Teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde önemli bir vergi teşviği ve vergi uygulaması var. Günün sonunda nereye getiriyor sizi? 100 birimlik Ar-Ge harcamanız vardı. Bunun 90 birimini geri kazanıyordunuz ve bunun 35-40 bandını da teşviklerle kazanıyordunuz. İşte 35-40 bandı buradan geliyor arkadaşlar. Teknoparklarda, bu arada ben sunumu odayla paylaştım. Alabilirsiniz, hiç fotoğrafla falan bence uğraşmayın. Teknoparklar kağıdını, hani ben de girerim fotoğraf bozulur diye söylüyorum. Zaten dediğim gibi sunum şeyde var. Odanın slide web sitesinde sanıyorum olacak. Teknoparklarda iki tane temel, aslında ikisinde de iki tane temel teşvik var arkadaşlar. Bir tanesi Ar-Ge personeline yönelik teşvikler, diğeri Ar-Ge'den kaynaklanan kazanca yönelik teşvikler. Temel bir şeyden bahsediyorum. Ekrana takılmayın şu anda. Şöyle yapalım, işi garantiye alalım. Neyse. İkisinde de temel iki durum var. Bir tanesi Ar-Ge personelindeki teşvikler, diğeri Ar-Ge kazançlarına yönelik teşvikler. Ar-Ge personeline yönelik teşvikler ikisinde de çok benzer ve aynı, hemen hemen aynı. Diyor ki ikisinde de kanun benzer olarak Ar-Ge faaliyetinde çalışan ve Ar-Ge faaliyetinde geçen sürelere isabet eden ücretlerde gelir vergisi almam. SGK işveren payının yarısında istisna tutarım. Damga vergisini de almam. Ücretlerle ilgili istisna bu. Zaten ücretlerde 3 tane ana temel kost var, maliyet var. Gelir vergisi, SGK, damga vergisi. Üçünde de önemli teşvikler uygularım. Gelir vergisini hiç almam. Birinde hiç almam, birinde düşük oranlı alırım, %5-10 alırım. Ama pratik uygulamada çok eşite gelir bunlar. Çünkü ikisinde de fiili bulunma bulunmama gibi detaylar var. Ama sizin bilmeniz gereken şey, Ar-Ge merkezinde olabilirsiniz, teknoparkta olabilirsiniz. Ar-Ge personelinizin gelir vergisini ödemezsiniz. SGK'nın işveren payının yarısını ödemezsiniz. Damga vergisi ödemezsiniz. Damga vergisinde tartışmalı bir durum var ama şimdi oraya girmeyeyim. Ar-Ge faaliyetiyle ilgili kazanç teşviğine girerseniz, bakın burada teşvik diyorum, istisna demedim. Şunun için teknoparklarda kazanç istisnası vardır. Yani o Ar-Ge projesinden elde ettiğin kazanca kurumlar vergisi ödemezsin ve gelir vergisi mükellefiysen gelir vergisi ödemezsin. Çok ciddi bir teşviktir bu. Çok ciddi bir istisnadır. Ar-Ge projesinden elde ettiğin kazanca kurumlar vergisi ve gelir vergisi ödemezsin. Kazancını tespit edersin, hangi detayda, hangi yıllarda filan detay. Ama günün sonunda bilmeniz gereken şey, burada çok önemli bir kurumlar vergisi istisnası var. Ar-Ge merkezinde ne var? Yani aşağıdaki kısımda, orada istisna yok. Orada indirim var. Teknoparklarda kurumlar vergisi istisnası var, kazanç istisnası var, özür dilerim. Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge indirimi var. Mantık olarak çok düz bir tanımlamayla, Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, kurumlar vergisi faydası şöyle çalışıyor. Yaptığınız Ar-Ge ve tasarım faaliyetiyle ilgili harcamaları zamandan bağımsız 100 birim harcayıp 200 birim vergi matrahından düşüyorsunuz. Zamandan bağımsız dediğim amortisman süreleriyle ilgili. Ama günün sonunda siz Ar-Ge için 100 birim harcarsanız 200 birim, minimum 200 birim, bu 250-300 birime kadar gidebiliyor mevzuatın verdiği ek teşviklerle. Ama 100 birim harcarsanız 200 birim minimum kurumlar vergisi matrahınızdan düşersiniz. Bu tip konuşmalarından çıkar çıkmaz ilk sorulan soru bana, genelde KOBİ'lerden soruluyor. Hocam benim böyle bir faaliyetim var, Ar-Ge merkezimi kurayım, teknopark mı kurayım? Hani bu bakmadan, gözüne bakarak kan tahlili yapmak gibi bir şey, ben ne bileyim filan diyorum. Ama ille bir cevap vermeniz gerekiyor. İlle bir cevap vermem gerekirse, beni bağlamamak üzere şöyle bir cevap veriyorum. Biraz öncekinin mantığına dayanıyor meselesi. Kar marjınız %100'ün üstündeyse teknoparka geçin. Kar marjınız %100'ün altındaysa Ar-Ge merkezi olun. Tekrarlıyorum. Kar marjınız %100'ün üstündeyse teknoparka geçin. Kar marjınız %100'ün altındaysa Ar-Ge merkezi olun. Bu biraz önceki istisna mantığı, kar ne olursa olsun vergi yok. Öbür tarafta 100 lirayı iki kere yaptığın için maksimum 200 lira sana kazandırır. Çok basit bir tanımlama bu.
ama hani Ar-Ge'ye de çok örtüştürülmez çünkü Ar-Ge'den ne kadarlık sizin kar edeceğiniz belli olmaz. O yüzden çok temel mantık, kar marjınız çok yüksekse, çok yüksek olma ihtimali varsa teknopark kurumlar, sadece kurumlar vergisi açısından daha kritiktir. Kar marjınız %100'ün altındaysa Ar-Ge merkezi daha iyi sonuçlar verir kurumlar vergisi istinası açısından. Evet, koşarak devam ediyoruz. Ne farkları var? Ar-Ge merkezleriyle tasarım merkezleri vergi uygulaması açısından aynıdır arkadaşlar. Hiç farkı yoktur. Bir firma ya Ar-Ge merkezi olur ya tasarım merkezi olur. İkisinin uygulamaları hemen hemen aynıdır. Tek fark birinde asgari personel sayısı 15, diğerinde asgari personel sayısı 10. Ana farkları bu. Tabii ki biri tasarım faaliyeti yapıyor, biri Ar-Ge faaliyeti yapıyor ama burada süremiz kısıtlı olduğu için bu pratik detaylara girmiyorum. Ama vergi uygulamaları açısından temeli aynı. Teknoparklarda da nerede kurulabilir? Ar-Ge merkezi, tasarım merkezi istediğiniz yerde kurulabilir. Teknoparkta faaliyet gösterecekseniz fiziki olarak belirlenmiş, kanun tarafından belirlenmiş teknoparkların içinde yer almanız lazım. İstanbul'da da sanıyorum 4-5 tane teknopark var. Kimler burada bu destekten faydalanır? Ar-Ge faaliyeti yapan Ar-Ge personelleri ve tasarım personelleri. Kaç kişilik bir sınır var? Teknoparklarda sınır yok. Bir kişilik teknopark firması olabilirsiniz. Ar-Ge merkezlerinde 30 ve 15, bazı sektörlerde 30, bazı sektörlerde, yoğunluklu sektörlerde 15. Tasarımda da en az 10 Ar-Ge ve tasarım personeli olmanız lazım. Mutlaka projenizin olması lazım. Hangi faaliyetler buralarda icra edilebilir? Teknoparklarda Ar-Ge tasarım ve yazılım faaliyetlerinin hepsi ifade edilebilir. Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge ve yazılım faaliyetleri ifade edilebilir. Tasarım merkezinde sadece tasarım projeleri yürütülebilir. Teknoparklar, yine biraz önce konuştuğumuz şeyler, buraları hızlı geçeceğim. Başka slaytlarım var çünkü. Sanıyorum bir 10 dakikam var. 5 dakika başkanım senden çalacağım. Evet, şimdi teknoparklarda çok az prensip, çok temel prensip şu. Teknoparkta faaliyette bulunmanız için 3 tane anahtara ihtiyacınız var. Ve bu 3 anahtarın sürekli yanınızda olması lazım. Bir Ar-Ge projeniz olacak. Her Ar-Ge projenizi mutlaka teknopark yönetimine sunacaksınız ve onlardan teknik olur raporu alacaksınız. Bunlar zor ve çok prosedürlü işler değil. 3, projeyi teknokentte yapacaksınız. Yoğunluk olarak faaliyetiniz teknoparkta geçecek. Bu 3 anahtarla yaşarsanız işte bu teknokent yönetiminden onay aldığınız, projenizden elde ettiğiniz kazançlardan kurumlar ve gelir vergisi, yani kazanç vergisi ödemeyeceksiniz. Ne kadar süre ve ne kadar tutar, dediğim gibi bu bir detay ama mantık olarak bu projeden elde ettiğiniz kazançlardan kurumlar vergisi ödemeyeceksiniz. Çok ciddi bir dediğim gibi teşvik bu. Teknoparklarda kazanç istisnası var. Biraz önce hızlı bir şekilde söyledim. Ücretlerle ilgili istisna var. Yine bir önceki slaytta anlatmıştım. KDV ile ilgili bir istisna var. Bir de üniversite personeliyle çalışmak açısından istisnalar var. KDV ile ilgili olan istisna kısaca değineyim. Dediğim gibi slaytta bunların detayları var. Detaylarına bakarsınız. Orada benim mail adresim de var. Bir sorunuz olursa ben maille cevaplarım size. KDV istisnası teknoparklarda bir kısmi istisna. Sizin en az benim kadar biliyorsunuz, kısmi istisna biraz sıkıntılı ve belalı bir uygulama, istisnayı uygulayan açısından. Aslında sizin istisnanız değil bu, müşterinin istisnası, müşteriye faydası var. Kısmi istisna olduğu için yüklenen vergileri indiremiyorsunuz. Burada bir teknik hesaplama yapıp istisnadan vazgeçme maddesini kullanıyor teknoparktaki firmalar. Eğer teknoparkta firmanız varsa ve KDV istisnasını uyguluyorsanız bu uygulamayı gözden geçirmenizi tavsiye ederim. KDV ile ilgili söyleyeceğim son konu sadece teknoparklarda var.
bu anlamda Ar-Ge ile ilgili ve sadece belirli yazılım faaliyetleri için var. Her teknopark projesi için KDV istinası yok. Aralık'ta bizim ekibin yaptığı bir denetimde bir makina projesinde KDV istinası uygulandığını ve bunun yıllardır uygulandığını gördük. Dolayısıyla meslek mensubu olarak buralara çok hassas dikkat edin çünkü direkt size yapışabilecek hatalar bunlar. Tekrarlıyorum. Ar-Ge ile ilgili teşviklerde KDV istinası sadece teknoparklarda ve sadece belli yazılım faaliyetleri için var. Ve bu bir kısmı istisna olduğu için uygulamadan vazgeçmeyi tartışın eğer böyle bir müşteriniz varsa ve olacaksa. Evet, kazanç istinası, hızlı geçiyorum buraları. Biraz önce konuştuk çünkü tamamlayayım hızlı bir şekilde. Kazanç istisnasında projeden doğan kazançlarda bu istisna var. Buna dikkat etmek lazım. Bunun hesaplanmasıyla ilgili belli metotlar var. Bununla ilgili tebliğlerde en son 1-2 sürküde de açıklamalar var. Bunları yakın takip etmenizi öneririm. Ama günün sonunda yapmanız gereken şu, Murat beni uyarmıştı burada bir detay ver diye. Şöyle, mantık olarak şöyle, bir gelir, bir kazanç temel olarak 3 unsurdan oluşur. 1, projeden, Ar-Ge'den kaynaklı bir geliri bir kısmı vardır. 2, sizin pazarlama ve satış faaliyetleriniz vardır. 3, idari ve diğer faaliyetleriniz vardır. Bunların hepsi kazanç doğurur. Siz teşvik uygulamasını, istisna uygulamasını kazancınızın içindeki Ar-Ge payını hesaplayarak yapmanız lazım. Diğer 2 gelir doğurucu unsura isabet eden kazançta istisna yok. Genelde vergi denetiminde golleri buradan yiyoruz. Burada hassas olmanızı öneririm. Ekim ayında bir Bakanlar Kurulu kararı yayınlandı. Teknoparklardaki vergi uygulamalarını kökten değiştirdi. Bir patent ve patente eşdeğer belgeye bağladı konuyu. Ama hem zamanımızın kısıtlı olması hasebiyle hem uygulamanın aslında 2021'den sonra daha çok hayatımızı değiştireceği için girmiyorum buraya. Soru olursa girerim. Dediğim gibi yeni bir Bakanlar Kurulu kararı ama kuvvetli uygulaması 2021 Haziran'dan sonra olacak. Dediğim gibi soru gelirse bunun etkisine değinirim. Evet, yine sunumda var. Vakit kalmadığı için çok hızlı geçeceğim. Ama şu mantıkla düşünün lütfen. Eğer bir teknopark firmanız varsa 2 ayrı defter tutuyormuş gibi işlem yapıyor olmanız lazım. Ve buna göre yapabiliyorsanız buna göre muhasebe ücreti almanızı öneririm. Çünkü gerçekten 2 ayrı gelir tablosu çıkarmanız, birbiri arasında dağıtımlar yapmanız ve buna göre kazanç kısmını hesaplamanız gerekir. Burada bir tane örnek yaptık. Çok basit bir örnek netleştirme açısından. Ama görüldüğü üzere bir faaliyet, bir rakam var. Ama en az 2 gelir tablosu yapıyorsunuz. Ortak giderleri ve genel giderleri dağıtıyorsunuz. Ona göre bir kazanç, istisnaya tabi olacak kazanç hesaplıyorsunuz. Proje kodlu takip, mizanlarda ek detaylar, kabiliyetli bir muhasebe programı, klasik bir müşterinize ayırdığınız vaktin en az 2 katını ayıracağınız bir uygulamadan bahsediyoruz. Kendi maliyet hesaplarınızı buna göre yapın. Aksinde vergi denetimlerinde eğer standart yaklaşırsanız vergi denetimlerinde çok sorun yaşarsınız. Dediğim gibi detayına giremiyorum vakitten dolayı. Ücretlerle ilgili istatistiği söyledim. Burada net örnekler var. Bunlar canlı bir örnek. Dediğim gibi sunumda var. Bir bodro üzerinden nasıl hesaplanıyor? Bodro'daki teşvik kısmını nasıl alıyoruz? Değerler nasıl oluşuyor? O dediğim gibi sunumda var. Buraları hızlı geçiyorum. Katma değer istisnasını söyledim. Kısmi istisnadır. Becerebiliyorsanız uygulamayın. Müşterinizi de öyle anlatın. Ar-Ge ve tasarım merkezleri yani diğer 5146 sayılı kanun. Orada da temel olarak personel esaslı ve proje esaslı bir vergi ve mali uygulama var. Burada da yine Ar-Ge ve tasarım merkezi müşteriniz varsa ki olacaktır, sayılar 15'e düştü. Ciddi anlamda KOBİ'lere yayıldı. Şu an 910-920 tane sanıyorum 2000'i
bir yıl civarında görürüz bu sayılar, kuvvetli sayılar. Burada da yine iki ayrı muhasebe, iki ayrı firma gibi muhasebeyi tutuyor olmanız gerekir. Hem proje kodlarıyla hem bölümler arası maliyetle gider dağıtımına dikkat ediyor olmanızı şiddetle öneririm. ARGE merkezlerindeki teşvik uygulamaları da bunlar. Görüldüğü üzere ARGE ve Tasarım Merkezi'nde vergi uygulamaları birebir aynı. Kurumlar vergisinde ARGE indirimi mantık şöyle, bir an önce söyledim. Temel olarak zamandan bağımsız ARGE için ARGE merkezinde 100 birim harcarsanız vergi matrahınızdan minimum 200 birim düşüyorsunuz zamandan bağımsız. Bir tane canlı örnek verdik yine sunumda. Bu gerçek bir firmanın, tabii ki isimler değiştirilmiş, gerçek rakamlarla örneğidir. Bir ARGE merkezinde 3 milyon lira harcıyor bu firmamız. İçinde de bir genel gider dağılımı var. Bu 3 milyondan ne kadarlık ARGE indirimi yapacak? 3 milyon harcadığı için ve bunlar ARGE projesinde dokunduğu için en az 3 milyon kadar bir ARGE indirimi yapacak. Ek yaptığı %100'den onun %20'si olan, şimdi belki %22 düşünülebilir, yaklaşık 600 bin lira bir kurumlar vergisi avantajı olacak. Burada enteresan şey şu, bu indirim zamandan bağımsız bir indirim. Biliyorsunuz bizim geçmiş yıl zararlarda bir 5 yıl meselemiz vardı. Bu kanun koyucunun çok teşvik ettiği bir uygulama, şöyle ispat edelim, bunda zaman sınırı yok. Siz 12 yıl sonra kar ederseniz firma olarak 12 yıl sonra bu ARGE indirimini kullanabilirsiniz. Bir zaman üst sınırı yok. İkinci bir destek var örtülü olarak. Her yıl yeniden değerleme oranı kadar arttırarak enflasyon karşısında erimesini engelliyor. Dolayısıyla buradan anladığımız bizim kanun koyucunun bu uygulamaları çok desteklediği ve destekleyeceği yönünde. Bu ek performans ARGE indirimi diye bir şey var ARGE merkezinde. Onunla ilgili bir uygulama örneği. Sen kendi kendine çıtanı arttırırsan, kendi kendine koşarsan ben de sana ek ARGE indirimleri veriyorum diyor kanun. O yüzden ben size anlatırken minimum %100 diyorum. O minimum %2, yani %100 lirayı 200 lira gösterebilirsiniz, vergi batrağından düşebilirsiniz diyorum. Bu ek performansa bakarsanız bu %150, %200'e kadar gidebiliyor. Yine ARGE ve tasarım merkezleriniz varsa benim size önerim, hangi durumda ek performans uygulanıyor bunları çıkarın, bunları müşterinize anlatın, bu bilinçle de uygulama yapmalarını önerin ki ARGE indirimi faydaları artsın. Yine bu canlı bir örnek. Burada personel uygulamaları çok soruluyor. Personel ücretleri var ve bunların mesleki pozisyonları var. Bunların yıllık bodro dağılımı şu an ekranda görülüyor. Faydası da gelir vergisi SGK açısından yine ekranda, yaklaşık %23'lük bir fayda var. Personel maliyetleri ARGE ve tasarım merkezleri açısından personel maliyetleri %23 düşüktür arkadaşlar. ARGE merkezi olmayan bir firmadaki ARGE ile ilgili personeller açısından maliyet ARGE merkezi olduğunuzda %23 düşer. Ücret zamları yapılacak aydayız. %1-2 fazla yapıldı, eksik yapıldı diye kıyametler kopuyor firmalarda. Sağlanan fayda %23. Çok ciddi bir oran. Bu verdiğimiz örneklerde, reel örneklerde gelir vergisi ve SGK açısından neler var diye toparladık bunu. Yaklaşık bu firma 3 milyon lira ARGE merkezinde ARGE faaliyetiyle ilgili para harcamış. Bunun 1 milyon 300 bin lirasını geri kazanmış. Arkadaşlar bu rakamlar reel rakamlar. Gerçek bir firmanın gerçek rakamları. 3 milyon lira ARGE merkezinde ARGE faaliyetine para harcamış. Bunun 1 milyon 300 bini geri kazanmış. Yani %43'ünü geri kazanmış. Size söylediğim 35-45 bandını teşvikten kazanırsınızın ispatı bu. Biraz daha fazla, çünkü ek ARGE indirimi kullandık bu firmada. Burada şöyle bir soru gelmişti ilim birinde bana. Demişti ki ben 1 milyon 300 bin lira kazanmak için niye 3 milyon lira harcayayım? Bir, bu zaten harcadığınız rakamlar, yaptığınız ARGE faaliyetlerinizi ARGE merkezi kimliğiyle yaptığınızda oluşan rakamlar. Burada ek bir 3 milyondan bahsetmiyoruz. Zaten bunun birçoğunu firmalar harcıyor. Onu siz ARGE merkezi kimliğiyle ve ARGE merkezi prensipleriyle
harcatmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla 3 milyon lira harcadım, 1.300 geri kazandım değil. Yani bunun zaten 2.800'ünü harcıyordunuz. Dolayısıyla burada yaklaşık %40 civarında bir geri kazanma var. Burada söylemek istediğim son nokta şu. Müşterilerinize şunu anlatmaya çalışın. Çok basit manada siz bu firmaya biz şunu söylüyoruz. Bu firmamız bizim nette %10'dan fazla kazanıyor da %10 net kar marjıyla çalışan bir firma bu. Bu firmaya Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'ni anlatırken bu örnekle şunu anlattık. Dedik ki sen %10 kar marjıyla çalışıyorsun, bir de tahsilat riskin var. Ar-Ge merkezi olursan bu rakamlarla 13 milyon liralık satış yaptın anlamına gelir. Yani 1 milyon 300 bin lirayı geri kazanıyorsunuz teşvikle. 1 milyon 300 bin lirayı kazanmak için sen ne kadarlık satış yapman lazım? %10'dan 13 milyon lira. Bir de tahsilat riskin var, bir de zaman riskin var. Dolayısıyla teşvikleri ve destekleri müşterilerinize anlatırken onların net kar oranıyla cirosuna döndürmeniz patronun ya da yönetimin dikkatini çekiyor. Bu formülü size öneririm. Son konum, Türkiye'de Ar-Ge ile ilgili teşvikler diye baktığınızda Sinai mülkiyet haklarıyla ilgili, yani aslında patent diye uygulamasını yoğun olarak gördüğümüz faaliyette de bir kazanç istisnası var. Bu sanıyorum 2 yıl önce hayatımıza girdi. Çok nadirde kalan, kenarda köşede kalan, uygulaması az olan bir istisna. Biz az görüyoruz bu istisnayı. Bunu müşterileriniz açısından değerlendirin lütfen. Özeti şu, bir patentiniz varsa bu patentten direkt ya da dolaylı kazanç elde ediyorsanız, direkt ya da dolaylı ve herhangi bir zincir aşamasında bir kazanç elde ediyorsanız bu kazançta KDV açısından %100, gelir ve kurumlar vergisi açısından da %50 istisna var. Bunu direkt uygulayabilirsiniz. Eskiden bir rapor ve Maliye Bakanlığı'nın bu raporu, değerleme raporunu onaylaması şartı vardı. Bu şart kaldırıldı ve çok az uygulanan bir istisna. Bunu yine müşterileriniz açısından dikkate almanızı öneriyoruz. Uygulamasıyla ilgili örnekler var. Tebliğde de var zaten. Son konum, yazılımlarla ilgili bir istisna var. Bu da yine kenarda köşede kalmış bir istisna. Mantığı şuna dayanıyor. Türkiye'de bir yazılım yaptın ve yurt dışına bu yazılımla ilgili fatura kestin. Yurt dışındaki müşteriye yazılım satarsan, yani yazılım ihracatı yaparsan, buradan elde ettiğin kazanca da %50 kurumlar vergisi istisnası uygulanıyor. Bu da yine çok değerli bir istisna. Yani Ar-Ge yapıyorsan, tasarım yapıyorsan ve yazılım yapıyorsan yaklaşık yaptığın harcamanın %40'ı kadar bir teşvik, yaptığın harcamanın 55-60 bandı kadar da bir destek kısmı var. Harcamanın %90'ını geri kazanıyorsunuz. Patent istisnası, yazılım istisnası ve sonra bundan elde ettiğin kazanç istisnası hariç olmak üzere. Başkanım çok vakti çaldım, özür diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, sağ olun. Sayın Hüseyin Karslıoğlu'na çok kıymetli bilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Oturumumuzun ikinci bölümüne başlamadan önce 15 dakikalık bir ara vereceğiz. Bu arada sizlere dağıtılacak soru kağıtlarına hangi konuşmacımıza soracağınız soruyu yazarsanız ve isminizi belirtirseniz kısa sürede de sorularınızı cevaplamış olacağız.